Evet, iyi akşamlar sevgili izleyen. Merhaba. Zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Bugün ikincisini idrak ediyoruz. Zincirleme reaksiyonun. Şimdi ses ayarlarınızla oynamayın. Çünkü bende hafif bir ses kısıklığı var. Toparlayacağız inşallah. Kısaca anlatayım size. Yeni başlayanlar için zincirleme reaksiyon ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi burada kırmızı, sarı ve mavilerden oluşan bir toplu top halkamız var. Ve nedir? Mesela atıyorum, mavi konular bizim için haftanın böyle üzerinde konuşulabilecek ya da hayatın üzerinde konuşulabilecek hafif konuları. Fakat bu benim için hafifse sizin için hafif anlamına gelmiyor. Belki en ağır konu budur. Sarılar biraz daha hani ortayı bulalım, daha çok bilgi sahibi olalım konuları. Ve kırmızı, mutlaka konuşmamız gereken, bilmemiz gereken ve bilenlerin de birbirine bildirmesi gereken konular. Bunların hepsini bir reaksiyon yaratabilmek için zincirleme bir şekilde konuklarımızla, birbirinden değerli konuklarımızla konuşacağız, detaylandıracağız. Nasıl bir gece olacak? Vallahi bana kalırsa enfes bir gece olacak. Çünkü hakikaten hani 5 benzemez diye bir laf vardır ya, 5 değil belki 6 benzemezle bir yerdeyiz bu akşam. Bir de enfes bir konum var, daha yeni tanıyacağım onu. Gerçi bütün konuklarımı yeni tanıyacağım. Bakalım bir reaksiyon oluşabilecek mi aramızda? Zincirleme reaksiyon başlıyor. Evet, zincirlemeye reaksiyon masasına ilk konuğumuzu alıyoruz. Saygıdeğer Kaan Sekman efendim. Kaan Sekman geliyor. Çok sessiz geldi. Hoş geldiniz. Buyurun. Orta sandalye oturmam gerekiyormuş. O yüzden... Bir ortayı buluyoruz işte. Evet, orta hayatta böyle. Var mıdır hayatta ortamız? Ortam vardır tabii canım. Ya hani baktım şöyle savrulmalarla geçen bir savrulmalarla, hayat var. Savrulmalarla evet geçti ama şimdi sanırım şeye oturdum yani orta kendi orta yoluma oturdum orada gidiyorum. Tam istediğim orta yol budur diyebiliyor musun? Ya orta yol da biraz böyle şey bir kelime. Sanki böyle çok sıkıcı bir şey yapıyormuş gibi böyle ama. Böyle tavşanımsı falan yani. Evet yani evet evet yani istediğim yoldayım ama daha çok yapmak istediğim çok şey var yani. Biz birbirimize biraz geciktik. Evet. Çok romantik oldu ama. Evet, evet. Birbirimize biraz geciktik. Dolayısıyla hani biraz daha tanımak isterim sizi. Açıkçası hem stand-up'larınızı hem şeylerinizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya birazdan seni evet. Bir sene dönecek ki. Oradan çıkamayız diye de korkuyorum. İzledim. Son gösteriniz de Harbiye Açık Hava'da oldu. Evet, Harbiye'de oldu. İki gün önce. Onun böyle hani böyle ikonik bir şeyi, hem ikonik hem romantik bir tarafı var galiba. Tabii. Yani o kitleye orada seslenmek. Tabii. Düşünsenize sizden öncekileri o sahnede. Tabii tabii. Ne hissediyor yani, insan? Çok müthiş bir duygu. Bir de bizim dördüncü senemiz bu sene. Dördüncü. Evet, biz belki pandeminin en zor olduğu dönemde bile yaptık. sınırlamalar vardı o zaman. Aşı daha çıkmamıştı. O zaman bile yaptık. Bir de yani benim tabii Harbiye benim için şöyle bir şey. Yani benim tabii ki stand-up yapıyorum ama Harbiye'de olay stand-up'tan biraz daha şova kayıyor. Yani işte mutlaka bir orkestral bir şey oluyor, bir dansla ilgili bir şey oluyor, bir sürpriz sanatçı oluyor, bir şey oluyor ve hani orada stand-up'tan çok daha fazlasını vermek istiyorum insanlara. Evet. Çünkü çok zor günler geçirdiğimiz için bütün dünyada gelenler yani böyle bir stand-up'tan çok daha fazlasını izlesin istiyorum. Bu sene de çok güzel oldu. Olumlayıcı adam olmak zor biliyorsunuz. Olumlayıcı evet. insan olmak da zor. Çünkü hani şeyde sosyal medyada da çok aktif olduğunuz için soruyorum. Evet. Yani insanlar hakikaten mesela bir günaydına bile küfürle yanıt verebiliyorlar artık. Öyle zaten. Dolayısıyla hani sürekli olumlu adam olabilmek ya da olumlu insan olabilmek o yoruyor mu insanı? Hem sahnede hem hayatta hem orada. Ben aslında o kadar olumlu bir insan değilim. Çünkü ben de yani kötü bir insansınız. Kötü bir insan hiç değilim ama yapmacık olamıyorum. Yani ben bir şeye canım sıkıldığı zaman onu da sosyal medyada söylemeyi ve paylaşmayı seviyorum. O yüzden de tepki de alıyorum çoğu zaman. Ama tabii ne olursa olsun belli bir kitleye hitap ettiğiniz için belli hassasiyetlere dikkat etmeniz lazım. Olumsuz bir şey söylerken bile. O zaman da insan ister istemez tabii ki hal ve hareketlerine, sözlerine dikkat etmek zorunda kalıyor. Çok sert bir şeyi bile biraz yumuşatarak söylemek durumunda kalabiliyorsunuz. Bazen onlar yorucu olabiliyor. Kendi içinde böyle aslında kendine ait manası olan evet. bir yaşam biçimi bu. Evet öyle. Ve bütün bir hayat boyunca böyle yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Ya, evet ama ben hiçbir zaman bunu şey gibi yaşamıyorum. Yani ünlülük gibi bir şey beni çok ilgilendirmiyor. O yüzden gerçekten böyle ünlü olmuş birisi gibi de yaşamak hiç istemiyorum. Mesela işte Harbiye'yi yaptık çok güzel. 4 sene üst üste Harbiye'deki tek stand-up olduk bu sene aslında Harbiye. Biz. Ve yani ertesi sabah ben yine işte berberime gitmek için metroya bindim. Yani oradan Beşiktaş'tan yani. Ama gerçekten öyle yaşamak zaten çok kıymetli bir şey. Bence zaten bunu yapıyorken bunu yapabilmek bana gerçek
zenginlik ve şans gibi geliyor. Peki bakalım bu akşam o kadar şans. Aslında bu akşam çok şanslıyız yani reaksiyon. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun, yani çok ikinci bölüm sanırım evet, değil ikinci mi? Bölüm. Birbirimize anlatmaya çalışıyoruz. Reaksiyon hani iki parça bir şekilde birbirine çarparsa bir reaksiyon. Hani evet. Şey derler ya karşıt madde derler. Ben eşit maddelerin de birbirine çarptığında bir reaksiyon. Tabii en ki. Azından ses oluşturduğunu tabii. Düşünüyorum. Burada bilginin bilgiyle çarpışıp daha büyük bir bilgiye reakte olduğu anlar yaşıyoruz. Dilerim bu akşam sen de o keyfi alırsın. Yani dilerim daha çok cehaletimin buradan ortaya çıkmadığı bir program olur. Çünkü ben biraz baktım bayağı entelektüel seviyesi de çok yüksek bir beni program. Beni geçtiğimiz hafta full gömdüler canım. Hiç üzülmeye gerek yok. Yani evet. Sabahları kendimi korumaya çalıştım. Kısaca sana da anlatayım tekrar. Üç mavi topumuz var. İki sarı, bir tane de kırmızı. Üç mavi top. Hani üzerinde hiç hapsemek için söylemiyorum ama üzerinde daha çok hani konuşabileceğimiz, biraz tırnak içerisinde mavra çevirebileceğimiz, acaba yeni laflar bulabilir miyiz diyebileceğimiz meseleler. Bunlar toplumun konuşulmayan meseleleri değil aslında. Hani standart sokakta, orada, burada vesaire. Evet. Ben de acaba dediğimiz meselelere bir yanıt bulabilir miyiz ya da bir tespitte bulunabilir miyiz? Sarı biraz daha ağır. Yani biraz daha hayatımızı gıdıklayan, ya hani bunun biraz üstesinden gelmemiz lazım, bunu bilmem lazım dediğimiz iki konu. Peki. Kırmızı konu ise zaten hayatımızın bir şekilde içine girmiş ve belki de hani bin yıllar boyunca o insanın genetik yapısındaki o kuşku vardır ya. Evet. O kuşkunun taşıdığı acayip konulardan bir tanesi. Güzel. Bugün biraz böyle ayaklarımızı yerden kesecek bir şey program olacak. Çünkü hadi bakalım. Bunları çok konuştuk. Ben en ağırından başlamak istiyorum izin verirsen. En ağırından kırmızı tabii. Genelde hep en sona bırakırlar ya. Kırmızı topumu alıyorum ve efendim kırmızı reaksiyonu başlatıyorum. Sorumuz gayet basit. Dünya dışı yaşam mümkün mü? Bakıyoruz. UFO gerçekten var mı? Gördüğünüz şey kayan bir yıldız mı? Tanımlanamayan uçan obje yani UFO mu? Hepimizin zaman zaman farklı ortamlarda konuştuğu bu konuya sonunda bir yanıt geldi. Hem de Amerika Birleşik Devletleri donanmasından. Donanma sözcüsü, elimizde yayınladığımızdan çok daha fazla UFO videosu var ancak bunları yakın zamanda paylaşma gibi bir planımız yok dedi. Donanma tarafından daha önce 3 UFO videosu yayınlanmıştı. Bunları yayınlamalarının sebebi medyaya sızmasıydı. Ellerinde olduğunu iddia ettikleri videoları yayınlamamalarının sebebi ise ulusal güvenliğe tehdit oluşturmasından endişe etmeleri. ABD donanması elindeki görüntüleri yayınlamıyor ama biz sıklıkla sosyal medyada UFO videoları görmeye devam ediyoruz. Evet efendim bakalım kimler gelmiş? Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Emin Özel. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam çok net soracağım. Kaan bu soru sana da olabilir. Hiç UFO gördünüz mü? Ben TÜBİTAK'ta çalışırken 1900... Gördüm. Yok orada bir... O kadar çok telefon gelmeye başladı ki özel bir telefon ayırdık. Ona gelen telefonlara ben hem kayıt ediyorum hem de not alıyorum. Ama genellikle yaptığımız şu. Ne gördün? Nasıl gördün? Ne yönde? Nasıl bir şey? Ve bir süre sonra aşağı yukarı 100 kadar telefondan sonra bir istatistik yaptık. Ne çıktı ortaya? %70'i bunlar Venüs gezegenini tanımayanların ilk defa gördüğü çok parlak bir yıldız. %10'u bazı başka şeyler, %10'u da böyle sağda solda gökyüzünde oluyor yani bazen top yıldırım gibi. Yani öyle bir şey olmadı ama böyle başka olaylar var literatürde. Dolayısıyla bu UFO'ların hiçbirinin gerçek bir UFO olmadığına karar verip bu konuda bir yazı yazdım ben. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi o zaman tek bilim dergisi benim bildiğim. Ya bakın bu UFO işleri böyle görünüyor onun için pek yüz vermeyin falan gibi. Ha net siz kapattınız yani defteri. Kapatmadım yani bize gelenler... Bu. Boş işler dedim. Yani zaten hepsi boş işlerdi. Çünkü bu konuda bakın 1974 yılında bilim adamları bunlara çok önem veriyordu bir sürü. Carl Sagan bir şey topladı Amerika'da. Bütün bilim adamları da o zamana kadar birikmiş bütün UFO raporlarını ele aldılar. Bunlardan her birini sınıflandırdılar ve sonunda 12 tane böyle bunlar ciddi bunlara bakalım dediler. Daha sonra onlara çok daha yoğunlaştılar ve bunların da doğal olaylar olarak açıklanabileceklerine karar verdiler. Ondan sonra bilimciler arasında UFO'lara olan ilgi giderek azaldı. Fakat biz Türkiye olarak biraz daha geriden takip ettiğimiz için 1990'lı yıllarda bu TÜBİTAK'taki furyayı yaşadık. Şimdi yaşıyoruz yani bu konuda kendini
uzman sayıp bu konunun hayatını bu yolda kazandığını düşünenler de var. Harcayanlar da diyeceğim. Harcayanlar da var. Yani gerçekten kafayı koyanlar da var hocam. O nedenle bunları tabii spor olarak yapsınlar ama. Hobi olarak. Sadece hobi olarak yapsınlar. Ama bu işin gerçek olup olmadığını nihayet bilimciler karar verecek. Bunlar 1974'te bir önemli karar verdiler. Ya bu işler... bir şey çıkmıyor. Biz en iyisi kendi işlerimize dönelim. Ama bu ne demek? Dünyada hayat yok demek değil başka yerde, dünya dışında. Aslında tam ondan sonra daha ciddi olarak başladık ki bugün gerçekten dünyada diyorum ya, elbet dünyada var da. Dünya dışı. Dünya dışı yaşamın olduğuna hemen hemen eminiz. Ama henüz kanadını bulamadık. Eminiz ama ispat edemem diyorsunuz. İspat edemedik ama mesela Mars'ta çok yakınına geldik. Son olarak mesela NASA'nın yeni bir misyonu var. Jüpiter'in uydusu Europa. Evet. Aşağı yukarı bütün yüzeyi buzla kaplı bir gezegen ve bunun aşağı yukarı 100 metre altında dünyanın 3-4 katı suyu olan bir okyanus var ve bu da tuzlu. Şimdi yeni bir... İşimize geliyor. Ama işte hayat burada da başlamış olabilir demenin bir yolu bu. Ha. Yoksa öyle spor olsun diye değil. Onun için şimdi 2024'te yola çıkacak bir uzay aracı var. Bu özellikle Avrupa'yı inceleyecek. Onun çok yakınından geçecek, üzerindeki kırıkları inceleyecek, oradaki kimyasallara bakacak. 2030'dan sonra yeni bir görev tanımlayacak. Bir dakika, ben şunu anlamaya çalışıyorum. O zaman UFO biz olabilir miyiz dünya için? Ya UFO bizim anlamadığımız, daha doğrusu atmosferde bir sürü iyice takip edilmeyen, verisi olmayan olaylar var. Bunları biz UFO diye çıkıp geliyoruz ama biraz inceleyince baktık ki o dönemde binlercesi bunların normal olaylar çıktı. TÜBİTAK'ta da böyle çıktı. Başka yerde de çıktı. Her zaman ben bir sürü bu şeylere çok katıldım o zaman. Seda Sayan'ın bir toplantısı oldu. Ya dediler Seda ki... Seda Sayan mı? Evet. Ya bir böyle... Astrofizikçiler derneği... Astrofizikçiler değil. Böyle bir şey yani... Nasıl programlar yapıyorlar ya şimdi, aile programları. Anladım. Tamam. O zaman da UFO'lar. UFO'cu arkadaşımız da geldi. Ben yeni bir UFO filmi buldum bilmem nereden. Gördük filmi de. Şimdi soruyor Seda Sayan. Siz ne dersiniz? İşte hepimiz bir şeyler söylüyoruz. Fakat ziyaretçiler arasında bir tane de psikiyatrist var. Besim Darkut'un kardeşi ama şimdi ismini hatırlayamayacağım. O da profesör. O da bir şekilde yani bu işlerde çünkü genellikle... UFO ve bu türlü yer ötesi hayali canlılarla uğraşanların inceleyen astroloji veya bilmem ne bölümleri genellikle psikiyatriyle ilgilendirilir bilimciler tarafından. Yani bu çoğumuz bilmez ama bu şeyler böyledir. Dolayısıyla bu şeyden sonra artık yani bu toplantıdan sonra yani Seda Sayan'ın toplantısında biz filmi izledik. Ya bana geldi sıra ya bu bir oyuncak falan olabilir diye düşündüm. Çünkü o sırada çok haberler duyduk. Şöyle, Japonlar sırf bu amaçla oyuncaklar yapıyorlar. Bunlara meraklı insanlar da var. İnsanlar, maytaplar vardı işte. Maytap ama bunlar öyle değil. Uçuyorlar böyle uçan daire şeklinde. İçinde hareket eden bir şey var. Bizim neydi o arkadaşın adı ya şimdi aklıma geldi. Neyse. Onu öyle bir şey yapmış tanıyorum. Japonlar yapmış yani. Ama o öyle demiyor. O ben bunu çektim diyor. İşte anlattık, bir şeyler söyledik. O sırada bir telefon bağlandı. Seda Sayan da açtı, sesi de açtı, nasıl yaptı. Dedi ki bu arkadaşı Hakan Haktanır. Ya dedi, sen dedi utanmıyor musun dedi. Geçen hafta geldim buraya, çocukları topladım bizim mahallede. Bütün bunu çektiniz, şimdi bütün Türkiye'yi bunlarla meşgul ediyorsun. Yok sana bilmem ne. Allah bir sessizlik. Bizim aramızda ne yapacağımızı bilemedik. Yani biz böyle olduğunu düşünüyoruz da. Haktan değil mi? Haktan Bey olması lazımdı. Haktan Bey. Ondan sonra neyse ki Besim Tarkut'un arkadaşı olan profesör dedi ki ya bunlar işte şöyle psikiyatrik yönleri vardır, ne vardır. O arada biz tabii sonunda... Ama hocam şimdi orada yatıştık şöyle yalnız. Bir durum oluşuyor. Yani ikili bir durum oluşuyor. Bir, siz bütün Amerikan donanmasına psikolojisi bozuk dediniz. Çünkü ya onlar açıkladılar. Demedim ya bunlar hafta. Bilinmeyen...
ne olduğu tam anlaşılamamış, yeterince veri olmayan görüntüler yakalamışlar. Ama vallahi var diyorlar. Yani vallahi ya demiyorlar tamam da tam olarak. Vallahi ile olmaz bu iş. Onu iddia eden göstersin. Ulan bu bilmem nereden şimdi geldi. Şimdi gösteremiyorum ama görüntüleri saklıyor o zaman ya Amerika. Yok öyle bir şey ya. Hepsi konu zamanla açıklanan şeyler. Ama devamı var. Haktan Bey bizden ayrıldıktan sonra, bu bütün bu şeyden sonra, biraz mahcup olduktan sonra, işte ben de eve gittim. Dinleneceğim falan, bir televizyonu açayım dedim. Hakan Bey oradan kalkmış başka bir kanalda aynı şeyi bir daha anlatıyor. Yahu sen biraz önce böyle bir şey gelmedi mi başına? Niye bununla hala sürüyorsun? Yani ufacılık hem bir hastalık, psikiyatrik olarak da yönü var. Hem de gerçekten bir ticaret yönü. Gerçekten bunu seven arkadaşlar da var. Yani peki ya bir gün karşınıza dikilir? Hocam sen böyle zamanında geliriz, geliriz o zaman konuşuruz kardeşim. Nedir senin derdin? UFO'yla. Tabii niye şimdiye kadar çıkmadın? Hep Haktan Bey'e göründün veya olmadık arkadaşlar gördü de seni. Bir tane işte bilimciye veya Bilimler Akademisi'nden insanlara veya Birleşmiş Milletler'e gidip konuşmadın. Yani bunlar en kolaylıkla sorulacak sorular. Biz buna o zaman biz buna devam edeceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. Hiç gördün mü UFO? Ben görmedim. Bence dikkatli ol. Bence dikkatli ol. Hocam bu şeyi tespit yaptıktan sonra. Çok kısa bir yerden sonra devam edeceğiz. Benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir sıçrama. Apollo 11 astronotu Neil Armstrong bu sözleri Ay'a ilk adımını attığında söyledi. ABD, Apollo projesi kapsamında 1969-1972 yılları arasında Ay'a 8 ayrı insanlı araç gönderdi. Toplamda 24 insanı Ay'a götürmeyi ve geri getirmeyi başardı. Bu 24 astronottan 12 tanesi Ay'a ayak bastı. Apollo projesiyle insanoğlunun Ay'a gitmediğini, aslında tüm projenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu iddia edenler de var. Ancak 2000'lerin sonlarından bu yana Apollo programının Ay üzerindeki izleri LROC uzay aracı tarafından yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla görüntülenebiliyor. Aradan geçen 50 yılın ardından NASA, Artemis 1 göreviyle yeniden Ay'a gidiyor. Artemis Ay programının nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek. Artemis 1'in başarıya ulaşması halinde Artemis 2 gerçek mürettebatlı bir Ay uçuşu denemesi gerçekleştirecek. 2025 yılında ise Artemis 3 görevi çerçevesinde 70'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor. Projenin daha sonraki dönemde ise Mars'a insan göndermenin önünü açması bekleniyor. Evet, zincirleme reaksiyonda. Kansek bana hemen bir soru gelsin. Dünyada yer mi bitti sence? Tekrar bir gözü Ay'a diktik. Vallahi bence çok güzel olur. Yani ben çok isterim gitsin insanlar Ay'da, yaşayabilenler yaşasınlar. Biz de biraz nefes alalım. Dünyada, sen gidecekler arasında kendi... Ben kesinlikle gitmem. Herkes gitsin. Gidebilir. Yani 4'te 3'ü gidebilir. Yani böyle çok ben mutlu olurum bundan. Çünkü gerçekten yetmiyor artık. O kadar yetmiyor kaynaklarımız. Ki. Kaynaklarımız yetmiyor. Kaynakları talan ediyoruz. İnanılmaz açgözlüyüz. Bence bu Ay'a gitmenin de zaten dünyayı keşfetmek derdi yok insanların. Yani Ay'a gidip oradan... Yani Instagram'a fotoğraf koymak için bile gitmek isteyen bir sürü insan olduğuna eminim. Vardır, değil mi? Düşünsene. Tabii canım, çok sonuçta insanların çok büyük bir çoğunluğu bilimsel şeylerle gitmek istemiyor oraya. O yüzden muhtemelen ilk başta en zenginler gidecektir tabii, en buna şey olan. O da olsun, onlar da gitsinler. Ben çok isterim yani, gitsinler. Tuzaklarının öyle duracağından emin değilim tabii. Hani evet. Selfie çekerken evet, aynen. Hocam gitsinler. Ne oldu da küçük de olsa bu NASA'nın Ay misyonunda bir tırnak içinde üçkağıtçılık var mı? Ne gibi üçkağıtçılık yani olabilir? Şöyle ya? Bir şey olabilir. Gerçekten gittiler mi Ay'a, gitmediler mi? Elbet gittiler. Ya bundan şüphesi olması için insanın biraz kafadan oynak olması lazım. Anladım. Yani ben NASA'da kaç defa gittim, gördüm, bulundum, onlarla birlikte çalıştım. Yani NASA dünya dışı bir yer gibi. Öyle ki insanların hepsine açık. Yeter ki siz yeterince bir şeyiniz olsun, onlar sizi buluyorlar zaten. Beni ta Ankara'dan buldular ve gittim. Dolayısıyla... NASA sizi mi buluyor? Yani ben tezimi onların konusunda yapmıştım. Anladım. Sonra dediler ki ya bir gel... Bir bilim insanı olarak çağırlar sizi. Evet, öyle. Dolayısıyla NASA'nın bu gidişi hem ilk gidişi
hem de bu gidiş kesinlikle gerçek. Bu da gerçek olacak bir yıl sonra. Yani Ay'a gidilmedi diyenler ne diyecekler peki 2025'te? Hocam şey haberde de izledik ya hani böyle çok yüksek pikselle çekilen bilmem ne işte fotomontaj olabilir. Yok efendim yok bunlar bir zamanlar bir dizi vardı ta tek televizyon olduğu zaman. Görevimiz tehlike mi neyse. Orada bir mizansen vardı. Orada gerçekten bir Sovyet veya bilmem ne bilim adamını bir yere hapsediyorlar ve dışarıda bir mizansen yapıyorlar. Sanki Amerikalılar Ay'a inmiş de ondan sonra onu da inandırıp işte bir şeyler çalma. Yani bunu bir şekilde bütün dünyaya yayıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Ay'a gidilmeden öyle şeyler yapılamaz. Ay'a gitmeyi böyle taklit etmek. Mış gibi yapamazlar. Evet. Taklit etmek Ay'a gitmekten daha zor. Çünkü o Ay'a gitmek gerçek ve sadece gerçeği öğrenmeye, yapmaya çalışıyorsun. Ay'a gidilmemişken Ay'a gitmeyi taklit edeceksin ve bunu gerçekçi yapacaksın. Gitmemişsen nasıl yaparsın? Şunu soracağım. Peki niçin 50 yıl sonra tekrar hani bir tıkanlandı derler ya? Ya şimdi bakın 50 yıl önce başka bir nedeni vardı. O Sovyet-Amerikan yarışının bir sonucuydu. Astronot kozmonot yarışı. Tamam. Evet ama sonunda Amerikalılar dediler ki bak bizim sistemimiz daha yüksek. Hakikaten Sovyetler de sonunda istifa edip ya biz bu işten vazgeçiyoruz dediler. Ya sosyalizmden bile vazgeçtiler. Tabii bu demek değil ki o ideallerin ölmesi ama gerçekten böyle bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bu şey bittikten sonra şimdi yeni bir yarış, gizli bir yarış var aslında Çin ile Amerika arasında. Ha, şeyler Amerika biliyor ki Çin bu işi çok ciddiye alıyor. Mars'a ilk gidişte Amerika'nın bütün 20 yılda yaptıklarının hepsini bir kere de yaptı. Mars'a bir uydu gönderdi, üzerine indi, bir tane hareketli gönderdi. Amerika bunlar için 20, 30, 40 yıldır, 50 yıldır uğraşıyor. Tabii Çinliler gerçekten en iyi bilimi kullanıyorlar. Bilime de çok önem veriyorlar. O yüzden kolaylıkla onlar yapıyor. Ne diyorlardı? Astronot, kozmonot, pekonot muydu? Çinlilerin ikisi Taykonot. Taykonot. Yani biz de belki gökmen diyeceğiz ama ne zaman bilir değil. Ya biz gidebileceğiz mi? Ya bizim Ay'a gitmemize gerek yok. Bizim yapacağımız... biz Ay'ı ayağımıza getiririz. Hem öyle bizim yapmamız gereken Avrupa Uzay Ajansı'na üye olmak. Ondan sonra oradaki büyük... instalasyonun bir parçası olmak ve oraya ürün yetiştirecek kalitelerde sanayi ve teknoloji ve bilim geliştirmek. Yoksa Ay'a gitmemize gerek yok. Yani Ay'a gitmesinin tek başına yapabilecek olan Çin ve Amerika var. Belki Japonya, Hindistan da böyle şeyine gider. Kaan çok güzel bir şey söyledi. Bütün kaynakları tükettiğimiz için gitme çabası olabilir mi bu? Ya şimdi bakın Ay'da çok fazla kaynak yok ama Ay'a yerleşecek, yapılacak bir yerleşimi kendi başına finanse edecek kaynaklar araştırılıyor. Bunlar gerçekten var. Bunların bir tanesi Ay'daki buz haldeki su. Mars'ta da var. Dolayısıyla bu buz tam bir davetiye. Gelin bak burada su var. Su varsa ne demek? H2O, oksijen var. Dünyadan biraz şey götürürsen hidrojen veya karbondioksit falan orada metan da yapabilirsin. Yani hava var, su var, bilmem ne var. Yani her şey var. Ama dünyaya satacak bir şeyler lazım. Bunları hepsini dünyadan getiremez. Mesela hidrojen diyorum. Helyum 3. Helyum 3 Mars'ta 5 milyar yıldır birikiyor güneşten güneş rüzgarıyla gelen. Bunların toplanması ve bunun dünyaya ihraç edilmesi yeryüzündeki o güneş gibi enerji üretmek isteyen santraller var. ITER, bunlar füzyon santralleri. Bunların en önemli yakıtı helyum 3 olacak. Dolayısıyla böyle bir sanayi kurulursa... İthal edeceğiz ama ya. Yani dünyaya ithal edeceksin. Biz de onları yaşatmak için her zaman bir şey göndereceğiz. Ama oradan çok pahalı şeyler alırsak... Onları daha rahat göndeririz. Ya onun ötevesi metevesi bayağı bir sıkıntı ya, olmaz mı ya? Kraterlere Toki çok güzel ev yapar bence. Vallahi yapar tabii de yani. Valla güzel şey, dünya manzaralı ev aslında fena değil. Tabii şöyle, kraterlerin değil, dağların içinde ev yapmak lazım. Öyle kraterin üstüne bir yere olmaz. Ay niye? Dağların içinde. Şey, kuzeye bakıyor diye mi? Yani yok ya ondan değil. Ya hocam son sorun, bu ayın karanlık yüzü hiç açıklanmadı. Nedir, ne var orada? Ne demek açıklanmadı ya? Ya fotoğrafları habire yayınlanıyor. Hep saklıyorlar bizden. Kim saklıyor? Ayın karanlık yüzü. Ya görmek isteyen için bütün fotoğraflar internette var. Ayın ya, karanlık yüzü demek. Aldın mı cevabı? Ayın, biliyorsunuz ay hep bize aynı yüzünü gösteriyor. Evet. Arka yüzü de aynı bu ay, bu yüz gibidir. Orası da aydınlatır 15 gün süreyle. 15 gün süreyle karanlıktır. Ayın arka yüzü demek lazım. Karanlık yüzü diye bir şey yok. Ayın arka yüzü. Ayın arka yüzü ve aslında bu yeni inilecek nokta Güney Kutbu'nda tam bu terminatör önünden geceyle gündüzün birbirine yakın olduğu bir yerde. Dolayısıyla
ayın arka yüzüne zaten Çin özellikle oraya indi. Oradan resimler gönderdi. Orada bir hareketli dolaşıyor bilmem ne. Yani ayın arka yüzü efsanesi aynen bu UFO yoktu veya UFO'lar veya aya gidilmedi efsanesi gibi çökmüştür. Bütün fantezi dünyamızda oynadığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Yani. Hiç oralarda da bir şey görmüyorum. Sayın Mehmet Emin Özel bu akşam bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için sevgili hocam. Çekip peki mi? Şimdi siz de göndermeden önce bir mavi reaksiyonu başlatıyorum efendim. An itibariyle yeni bir reaksiyonunuz var mavi. Sorumuz gayet basit. Uzayın kokusu var mı? Uzayın nasıl koktuğunu hiç merak ettiniz mi? Merak edenler çok olacak ki NASA teşvikiyle uzayın kokusunu merak eden dünyalılar için bir parfüm bile tasarlanmıştı. Kokuyu tanımlarken zorlanan astronotlar uzaydaki kokunun barut, bozulmuş biftek ve ahududu karışımı olduğunu söylüyor. Astronot Peggy Whitson 2002'de verdiği röportajda uzayın kokusuna ilişkin ateşlendikten hemen sonra ortaya çıkan silah kokusu gibi yanan ve tüten bir cismin acı kokusuna benziyor ifadelerini kullanmıştı. Aradan geçen zaman uzayın kokusunu tanımlamaya yetti mi dersiniz? Sular yok, uzay çöplük, bilmem ne. Hakikaten dertlerimiz çok büyük bugün. Sayın Bihter Türkan Ergül, peki ne konuşacağız? Uzayın kokusu aslında hani uzayla başladık. Böyle şeydi, hep merak eder insanlar uzay nasıl kokuyor. Ha şunu da söylemek lazım, zaten uzayın içindeyiz. Hepimiz uzayın içindeyiz. O zaman atmosferin dışı nasıl kokar? Galiba daha doğru. Hiç kokladınız mı bir? Öyle bir kokuya şeref, yani öyle bir kokuyu koklamaya henüz şerefim naim olmadım. Koklayamadım çünkü öyle bir şey henüz bize gelmedi. Deniz gibi nasıl ve bazı şeyde enstitülerde var. Ha. Ama halen daha handikap şu, bir hava yok, neye göre değişiyor? Yapılan testler ve analizler astronotların üzerindeki kıyafetlere yapışan metan gazları ve yanık metal tozlar, kokusu, tozlar, alınan parçalar gibi bazı şeylerden ulaşmaya çalışılıyor. Şimdi neden uzayın kokusu merak ediliyor? Bu bana göre çünkü güven mekanizmasında doğru orantılı koku. Yani bir şey bile almadan önce koklarız içgüdüsel. Şimdi uzayı merak ediyoruz. Merak ettiğimiz gizemli olan her şeyin aslında ilk önce ilkel benlik olarak kokusunu da merak ediyoruz. Bu merak buradan geliyor. Ama nasıl çıkacak, ne yapacak kısmı halen daha araştırmalara konu. Büyük bir kırıklığı olabilir mi yani? Hakikaten kokmuyorsa, ya kokmuyorsa yani? Muhakkak bir kokusu vardır. Var, mutlaka var. Çünkü organik, inorganik her şeyin bir kokusu var. Muhakkak onun bir kokusu var. Ama bizim reseptörlerimiz ve genetiğimizden gelen, atalarımızdan gelen koku algımız buna uygun mu? Kokladığımızda bize uygun olacak. Çünkü koku zehirleyebilir de, koku şifa da verebilir, koku insanı otohipnotik de edebilir, mutlu da edebilir. O koku bizim hormonlarımıza nasıl bir etki verecek ve bizim duygularımızı nasıl tetikleyecek henüz bizler de bilemiyoruz. Verdiğimiz derslerde, üniversitede verdiğimiz derslerde bu da konular, anlattığımız konular arasında. Çok marjinal oldu zaten ilk soru ama yani şunu da söylemek lazım. Hani bu kadar uzayı konuşurken işin kokunu da çıkartalım dedi. Yani kokusunu da çıkartalım dediğim için şey yaptım. Bu koku uzmanlığı hani Türkiye'de gerçekten hani belki iki elin parmak sayısı kadar vesaire var. Neden? Niçin yani? Neden seçtiniz? Koku uzmanlığı... Bir travma mı yoksa başka bir şey mi? Hayır. Şöyle 4 üniversite okudum. 4 de birbirinden farklı. Kokuyla alakası yok. 6 yaşından beri yaklaşık 37 yıldır... Konu kokuya nasıl geldi? Her şeyi kokluyordum. Tıp kökenli bir ailenin kızıyım. İnsanları kokluyum. Sende bu var, sende bu var. Ama şöyle işte sen şu hastasısın. Senin demir eksikliğin var. Sende intihap var. O kadar. Gibi. O nasıl ya? Aslında bu wow denilecek bir şey değil Mesut Bey. Hepimizde var. Sadece koklaşmayı unuttuğumuz için koklamıyoruz. Ağzımızdaki koku nasıl değişirse ağız sağlığına sıkıntımız vardır. Şu hareketi yapmıyoruz. Karaciğerimiz yağlanmaya başlayınca farklı kokarız. İnsülin seviyesi değişince farklı kokarız. Ama biz onları deodorantlar ve kozmetiklerle kapattığımız için koku geliyor, örtelim. Eğer bir şey bozuluyorsa kokuyordur zaten. Anladım. Şimdi bu çok ilginçti. Peki bir şey söyleyeceğim. Karnın kokusu nasıl geliyor size? Ya da ben... Ben çok sağlıklıyım. Sağlıklı kokuyorum burada diye düşünüyorum. Hani, en azından hani o duygunuzu, yeteneğinizi kaybetmediniz değil mi? Yani... Yok, şimdi devam ediyor. Şimdi siz biraz uzaktasınız, o yüzden alamadım. Ama Kaan Bey'in biraz daha uyku düzenine ve suya ihtiyacı ve onun dışında gerçekten başka bir sıkıntı yok. Kaan'ın önünde suyun bittiyse hemen getireceğim. Uyku inanılmaz doğru ama ya. Gerçekten öyle. Ama o gözlerini de zaman zaman anlatıyor. Evet yani. Ya hangi sen susuyorsun ve gözlerini konuşuyor. Şu anda kokun konuşmaya başladı. O da güzel. Peki sonuç itibariyle... O anlamda da geliştirebilirdiniz kendinizi ama iş
Kozmetik alana devam ettim. Parfüm romanı vardı ya sonradan film olmuşum. Şimdi bir dijital platform tekrarlamış filmi. Yeni evet. Fena da değildi aslında yani. Çok yine başarılı. Kitapta. Ürpertti yani, ürpertti. Aynen öyle, kitapta. Kokuya çok güçlü bir anlam katar. Konu şeyin nasıl geldi? Yani ilk insanların koktaşa koktaşa anlaştığını biliyoruz. Koklaşmayı unuttuğumuz için dediniz. Evet. Abi şimdi şey diyorlar ya, hayvanlar koklaşa koklaşa insanlaştı. İnsanlar da koklaşa koklaşa anlaşıyorlar. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Aslında kadın kendine uygun, en uygun DNA'yı kokusundan seçer. Ama şimdi eskiden mağara döneminde mağaraya en çok eti getiren erkek kart savaş hormonunu çok güçlü salgıladığı için kadın şey diyordu, bana ve bebeğime çok iyi bakar. Ama şimdi tabii eti kasaptan alıyoruz. Erkeğin koşması gerekmiyor, dışarıda avlanması gerekmiyor. Kriterler değişti. Bizim de ön benliğimiz de değişti. Dolayısıyla artık koklamıyoruz. Karşı cinsi koklamıyoruz. Veya bunun için parfümlere başvuruyoruz. Afrodizyaklı denilen parfüm hikayelerine kanıyoruz. Aslında kişinin hormon kokusuna ihtiyacımız var. Östrojen kokusunu alan testosteron doğru DNA'yı olup olmadığını anlar. Hayvanlar da öyledir, koklaşarak anlaşırlar. Öyle yapıyorlar. Bizler uzaklaştık. Çok klasiktir. Korkma, korkarsan köpekler anlar ve saldırır. Çünkü korku... Koku. Bunun bir kokusu var. Peki bir şey söyleyeceğim. Tam olarak nereden koklamalı? Yani hani şimdi şah damarlarımız. Biz sevdiklerimizi ne yaparız? Şah damarlarımız. Bebeklerimizi ne yaparız? Hemen buraları yumulur, koklarız. Yaşlarımızı da sarılırken. Bebeklerin kokusu ayrıdır. Yaşlığın ayrı kokusu vardır. Şimdi koku dediğimiz zaman Mezopotamya, Hitit, Selçuklu, Asur. Şümer hepsi. Koku ritüellerinden geçiyor. Ama bu kültürü biraz unutmuşuz. Bu yüzden koku akademisini kurduk. Bu yüzden koku uzmanlarını yetiştiriyoruz uluslararası. O kadar zengin bir arşivimiz var ki hem olayın psikolojik boyutu hem de fizyolojik boyutu var. Koku doğduğumuz andan itibaren son nefesimizi verene kadar durduraksız çalışan tek algı. Hiç böyle denk gelmediğiniz bir kokuya denk geldiniz mi hayatınızın bir tarafında? Evet, yani oldu. Buna psikiyatride de yeri var. Hatta ilk olarak şöyle başladı. Tıp kökenli bir ailenin kızı dedim. 6 yaşında var olmayan kokuların varlığını iddia ettiğim için bu bir şizofren belirtisi. Ama onun da kokusu var. Var. Ailem arkadaşların karşısına oturuyor. Şuna bir bak, bir sıkıntı var. Yapılan tetkikler sonucunda sakin olun, bir sıkıntı yok. Sadece burnu hassaslen denildi. Her şeyi koklura. Mesela bunu yıkadınız, taş çevirdiniz, ahşaba koydunuz. Ahşap kururken ahşabın kokusunu çekiyor ya. 70'li kuşaklarda tel dolaplar vardı. Evet, evet. O beni çok rahatsız ederdi. Yani bu cam bardak su nasıl tahta kokar? Tabii aile panikledi. Sağ olsun onlar beni çok destekledi. Kendimi geliştirdim. Şık topuklu ayakkabı plaza hayatından çok sıkıldım. Bir travma, bir depresyon sonucunda. Plaza kokusu çok güzeldir ama. Bir şey söyleyeceğim. İkinizin ortak gönül bu galiba. Ama plaza kokusu daha böyle şey, daha steril değil ama midir? Çok hani, güzel. Daha beyazdır. Böyle fotoğraf makinelerinin kokusu vardır. Hep o A4 kokuları bilmem ne, o mürekkep gibi. Böyle sabah gelirsin kahve. Özledin mi? Ne oldu bilmiyorum yani. Galiba geri dönüyorsun. Ben geri dönüyorum. Burası da zaten bir nevi bir plaza. Mesleki deformasyon. Evet, ama bir şeyi soracağım. Çok özür dilerim. Bir şeyin hani dedi ya, ilk defa kokladığınız o, ama ilk defa bile koklasan onun beyninde bir senin hafızanda bir kayıt olmuş olmalı ki onu kokluyorsun aslında, değil mi? Yani kokladığını fark etmemişsin belki daha önce. Aynen öyle. Bununla beraber Kaan Bey, kokular genetik olarak 400 yıl boyunca aktarılabildiğine dair bilimsel araştırmalar var. Ben büyük babam gibi kokabiliyorum yani, bu mudur? Büyük babanızın yapmış olduğu koku tecrübeleri hafızayla size kaydedildi. Bir arşivleniyoruz. Aynen onun öyle. Onun kokladığı şey senin de hafızanda. Aynen koku öyle. Hafızanda mesela var. Bir test yapıldı Belçika'da. Çocuk çöp konteynerine girip sınava girince %100 alıyor. Ama akbak temizleyip bir kayıp gönderdiğinde aile, başarısı sıfır. Niye? Çok da zengin bir ailenin bir çocuğu. Onu çözmeye çalışıyor da. Sonra... dedesi, babası da değil, dedesi bir silahlı çatışma sonucunda çöpe atılmış, ölmemiş. Kış ayında kırılan ayağını tedavi etmiş, hayatta kalabilmiş. Çöp kokusu eşittir başarıyla kodlanmış çocukta. Ama DNA ile turuna geçmiş bu. Çocukta çöp eşittir başarı kokusu. Hayır, çünkü ama en büyük... Ama yanlıştı tabii, anlaşılmasın. Tabii ki, tabii ki. Hay. Bırakmasınlar. Yani oraya kadar güzel bir... Böyle büyüyeceksin. Çöp kokusuyla. Karayemde böyle yürüyeceksin. Şekerleri ve hop çöpe filan. Sen olmasan bile çocuğun. Travma sonucunda. Ne kadar değişik ama bir şey. Bu çok ekstrem bir durum. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum soğuk algınlığı, Allah korusun. Ne vazil oldunuz ve koku... Duygunuz gitti. Ne hissediyorsunuz? Hissetmiyorum. Çok iyi, çok agresif oluyorum. Çok saldırgan oluyorum. Çünkü gerçekten ne yapıyorsunuz? Bana
yaşam algım koku. Yani en büyük kabiliyetim bu koku. Gittiği anda itibaren iletişimim kopuyor. Agresif olabiliyorum çünkü kendimi güvende hissedemiyorum. Çocuklarım hastalanıyor mu, hastalanmıyor mu? Mesela çocukların hastalanmasını ben kulağının arkasındaki kokudan anlarım. İşte eşim yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Evet. Aa, bir dakika. Tamam, net olarak buradan gelin. Bir kadın erkeğin ya da bir erkek kadının yalan söyleyip söylemediğini neresini koklayarak anlar? Şah damarları yine. Yine mi şah damarları? Ne yapıyorsunuz? Şah damarını mı kokluyorsunuz? O zaten geçerken kokluyor. Vampirler de onu alıyor. Geçen gün şu, sen benden bir şey sak. Sen benden bir şey sak. Ama çok zor böyle bir hayat değil mi? Hayatı zor. Hayatı zor yani. Onun tercihi oldu. Özellikle parfüm için zor. Nasıl peki şey söylemiyorum sizi? Sen ne yapıyorsun? Yalan mı söylüyorsun falan diye mi? Ya hayatım, seninle konuşmamız gereken bir şey var deyip alıp bardağa geliyor zaten. Sevmediğiniz koku var mı? Sevmediğim koku var. Burada kötü koku yok ama beni rahatsız eden bir koku şu. Akşam bir kedinin, evdeki kedi bakıyoruz hepimiz, çoğumuz. Kedinin deri bir montun üstüne yatıp o deri montunda sabah ıslanıp havaya çıkan buhar kokusu beni rahatsız ediyor. O sıkıntılı bir koku. Evet. En azından sizin için. Çünkü ıslak kedi kokusu deri montla birleştiği zaman o beni çok rahatsız ediyor. En sevdiğiniz koku hangisi? Zaman zaman değişiyor. Yani mesela siyah orkideyi çok sevebiliyorum. Pişmiş ekmek kokusu beni çok mutlu ediyor. Gülüten, sıcak çikolata. tabii kışın kışıyor böyle. Var değil mi? Hani insanların ortak şeyleri var. Senin böyle en sevdiğin koku ya da nefret ettiğin koku? Nefret ettiğim koku yani öyle tabii ki yani kirli pis bir ortamda yayılan kokuyu tabii ki hepimiz rahatsız oluruz ama sevdiğim koku, ben böyle yağmur sonrası çimen, toprak kokusuna yani inanılmaz bayılırım ve böyle acayip rehabilite eder beni. Güzel yemek kokusu çok aslında severim. Aslında bakteri kokluyorsunuz orada. Bakteri mi kokluyor? Bakteri zaten kötü bir şey değil yani hepsi değil. Bakterilerin. Dikkat edin, o kokuyu ne zaman seviyoruz? Mevsimler arası geçişte onlara store deniliyor. Mevsimler arası sonbahar yağmurlarında o koku çıkıyor. Biz kıştan yazdan çıktık, kışa hazırlanırken sonbaharda o koku bizim akciğerlerimiz ve vücudumuzun bağışıklık sistemi gücünü aslında. Doğru. Bir şey söyleyeceğim, bütün bu özdeşler vesaire kokuyla ilgili özdeşler gerçekten yaşanın. Tabii. Hani trafik levhaları gibi değil mi? Hani kanla yazılmıştır ya hepsi. Bunlar da kokuyla yazılıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Kadın kokusu Al Pacino'nun en sevdiğimiz eserlerinden. Muhteşem. Aşkın kokusu var mı? Var. Ama herkesin aşkın kokusu farklı. Nasıl? Şöyle, östrojen, testosteron, beta endorfin kokuları aynıdır ama aşkın kokusu değişir. Mesela Orta Doğu'da aşık olan bir kadın erkekle Japonya'da aşık olan bir kadın erkeğin kokusu farklı oluyor. Sebebine gelince kültürel boyutları, yeme içme alışkanlıkları ve toplumsal normları farklı. Dolayısıyla aşk da bir hormon tamam ama o da yönetilebiliyor ve boyutlara göre, kültürlere göre de değişiklik koku gösteriyor. Koku zaten çok afrodizyak bir şey yani. Kesinlikle. Yani aşkın kokusu var. Aşık olan bir erkeği de kadını da tanırsınız. Sadece kişiden kişiye o değişebilir. Aşkın şey gibidir böyle, tuz, evet tuzlu ama az tuzlu, çok tuzlu gibi. Ama bir şey söyleyeceğim, iyi bir şey değil mi ya? Gerçekten çok iyi. Samimi olup olmadığını anlamak. Tabii ki. Tabii harika ki. Bir şey ya. Güzel kokuyla gidebilir. Unutmak istediğim bir koku oldu mu hiç? Unutmak istediğim koku. Tabii. Yani hayatımdan çıkan insanların kokusu. Ha, ayrılığın kokusu var mı? Var. Yapma. Var. Acının onda mı şah damarını anlıyoruz? Aynen, kazığın kokusu var, ayrılığın kokusu var. Maalesef. Kovulmanın kokusu var, istifanın kokusu var, hepsinin kokusu var. Ayrılığın kokusunu nerede anlayacağız gerçekten? Ayrılık acısı çekenlerin yahut ani ölümle hayatından çıkanların, yani o yas dönemindeki koku da ayrı. Çünkü ani bir ölümle ayrıldıysa o ayrılık kokusu ayrı. Ama böyle ilişki boyutunda ayrıldığınızdaki koku da ayrı. Çünkü insanlar 72 gün boyunca tuttukları yas, bu arada bilinçaltı böyle çalışıyor. 72 gün boyunca farklı bir koku salgılıyor. Bununla beraber katillerin de kokusu var. Bu da araştırılmış bir... O kokuyu zaten çok net alıyoruz. Yani neredeyse memleketin yarısı öyle kokuyor artık. Özellikle şeyde... Bazı lokasyonlarda. Peki devam edeceğiz bu koku meselesini ama ben üçüncü reaksiyonu bu sefer sarı olarak yürütmek istiyorum. Efendim sarı reaksiyonumuz başlıyor. Sorumuz gayet basit. Yeryüzünde yaşayan en büyük canlı nedir? Yaşayan en büyük canlı dendiğinde aklınıza bugüne kadar yeryüzünde yaşamış en büyük hayvan olan mavi balinalar gelebilir. Fakat yaşayan en büyük canlı bir mantar. Armillaria bulbosa. Evet, yanlış duymadınız. Kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerinde büyüyen bu mantar türü şu ana kadar görülen en büyük canlı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir ormanda bulunan mantar 900 futbol sahası kadar alanı kapsıyor. Orman boyunca yayılmış olan bal mantarlarının tamamı aslında yer altında birleşen tek bir mantarın toprak üstü kısımları. Bilim insanlarının son yıllarda ne kadar geniş alana yayılabildiğini keşfettikleri mantar artık dünyanın en büyük canlı organizması olarak kabul ediliyor. Evet, bu bizi şok etti çünkü yeryüzünde yaşayan en büyük canlı mantar. Efendim Selim ve Semra Erol ve mantarlarını hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz hep böyle yaşayan en büyük canlı derken hani mavi balinadır, efendime söyleyeyim de bileyim fildir falandır filandır diye düşünüyorduk ama mantarın çıkması insanı şok ediyor. Birçok insan mantarın aslında bir canlı olduğunu düşünmez. Yani sebze deriz, kapatırız konuyu. Olur mu? Birçok insanın içinde ben de varım, rahat olun. Çok kızdırdılar. Evet, biraz önce koku demiştiniz ya, aşkın kokusu. Benim için aşkın kokusu mantarın kokusu. Aynı mantara bağlı. Çok güzel oldu. Aşkın mantara bağlı. Güzel oldu. Mantarın bir kokusu var. Aşkla mı bağlısınız o zaman? Çok büyük bir aşkla bağlıyım. 20 yıldır. 20 yıldır. Ben hayatımın ne kadar bomboş olduğunu bu programın sonunda galiba. Reaksiyon bu abi. Yani. Ve zincirleme. Yani hepimizin en eline gideceğiz. Herkes yanlış. Ne bir koku şeyim var, ne bir biraz düşünüyorum. Önce hocam anlatırken şeyi fark ettim ben. Araziye çıktığımızda işte mantarı aldığımda ilk yaptığım hareket burnuma götürmek oluyor. Önce kokluyorum. Çünkü kendine has bir kokusu var. Ya da böyle araziye gittiğimde ilk yaptığım şey bir derin nefes almak oluyor. Mantar kokuyor mu kokmuyor mu onu şey yapıyorum. Ve mantarın bir kokusu var. Sizi içine çeken bir kokusu var. Yani benim için en azından. Aa, çok enteresan. Ya bize bir sürü mantar, yani bunların hangisi bizi içine çekebilir onu bilmiyorum ama mesela şu çok görkemli duruyor. Evet, biftek mantarı. Biftek mantarı. O şeyde de restoranlarda da görkemli duruyor. Gerçekten ben öyle. Her sabah mantar tüketiyorum ya. Her sabah mantar. Çok güzel. Şu olarak da evet şöyle... Yani evet, şu arkadaşlar bunları dokunulabiliyor değil mi? Ben gerçekten bilmediğim yani için soruyorum. En büyük hata şu ya da doğru bilinen en büyük yanlış şu. İnsanlar mantara dokunduklarında zehirleneceklerini düşünüyorlar. Ki ben onlardanım. Böyle bir şey yok. Mantara dokunabilirsiniz, koklayabilirsiniz. Hatta dünyanın en zehirli mantarını tadabilirsiniz ama yutmayın. Çünkü son tadımınız alabilir. Yutmak sıkıntı. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle çünkü bu... kana geçip sinirim sisteminden karaciğere geçtikten sonra zehrini. Bu böyle. Şimdi bu ne şey demiştiniz değil mi buna? Latincelerle hiç boğmayacağım. Biftek mantarı. Biftek mantarı. Bayağı bildiğiniz de gerçekten şey. Dokunduğunuzda öyle. O his zaten Latincesinde özel tanımlayıcında adında kullandığımız şey hepatika epitetini kullanıyoruz. Yani böyle dokunduğunuzda karaciğerinizde, hatta ben bu sabah onu toplarken sizin için Belgrad'dan topladım. Böyle kestiğinizde ağaçtan ayırırken hafif böyle kanayan hoş bir kokusu vardı. O yüzden biftek mantarı. Biftek mantarı o yüzden. Mesela bu durumda bu biraz şey kurmuş. Çok ünlü mantarlarımızdan bir tanesi. Kırmızı reişi diye bilinen, ölümsüzlüğün mantarı olarak bilinen mantarı. Onun için şeyde kullanıyorlar ya. Hani gıda takviyesinde vesaire de bilmem ne. Gıda takviyelerinde kullanıyorlar, çaylarını kullanıyorlar. Zaten bunların hepsi Türkiye'de yetişiyor mu peki? Hepsi Belgrad Ormanı'nda şu an. Bunların hepsi bu sabah alınıyor. Bu sabah Belgrad Ormanı'nın toplandı. Bu sabah Belgrad Ormanı'nda saat böyle 10 ila 12 arasında hoş bir yürüyüş yaptık eşimle birlikte. Sizin için topladık. Ya çok teşekkür ederim. Üstelik eşinize de ekstra teşekkür ederim. Böyle bir iyi yaptığı için ama demek ki Belgrad Ormanı'nda güzel... Boşanmazsam tabii aşkın kokusu demiştim. Boşanmazsam. Önce bir şah damarından başlayacaksın sonra mantarınızı gideceksin. Önce bir onu koklayacağım şimdi hocam. Koklayacağım. Anlarız değil mi boşanmak isteyip istemediğini. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bahsettiğimiz mantar yani dünyanın en büyük en büyük canlısı var mı bunun içinde? Aynı aileden başka bir türü buldum. Tamam, çok dolaştım familyadan. Sizin için. Tamam. Evet aynı aileden Armilleria mellia çok yakın akraba. Şöyle elinize alabilirsiniz. Evet yeryüzünde tek bir organizma olarak en büyük keşfedilmiş mantar. 92'de keşfedildiğinde çok büyük yankı uyandırıyor. Muhteşem bir şey. Benim asıl uzmanlık alanım miselyum teknolojisi. Ben aslında mantarları doğadan topladıktan sonra laboratuvar ortamında miselyumlarını doku kültürü ve biyoteknolojik yöntemlerle geliştiriyorum. Ve bu en büyük canlı da aslında benim çalışma alanım. Kocaman bir çalışma alanım. Yani o network ağları üzerine çalışıyorum. Üzülmüyor musunuz? Canlıyı bunlar hani öyle hani senin kalbini kırdım senin işte bir tarafını. Bilim için. Yani şimdi siz de oturup biftek yediğinde üzülmüyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Yani üzülenler vardır elbette. Nasıl koktu?
bu aromatik ve hatta şey dedim, bunun yanına hemen vetiver poçili koysam nasıl olur, kafa farklı çalışıyor ama o muhteşem bana böyle Artvin Maçel gibi böyle sonsuzluğu hatırlattı. Onun kokusuyla bunun arasında çok büyük fark var. Hocam o çok ilginç zaten, o sonsuzluğun da ifadesi. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalarda DNA'sının en az mutasyona uğradığı belirlenen canlılar arasında bu muhteşem bir şey. Mutasyona kapalı olması demek zaten 2000 ila 8000 yaşında olduğu varsayılıyor. Hala daha üzerinde çalışmalar var. 92'de bulundu ve biz hala onunla ilgili çalışıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. 8000 yıl yaşında olduğu varsayılıyor. Ve bu yaşına rağmen DNA'sının mutasyona uğrama oranı yeryüzünde keşfedilmiş canlılar arasında en az olanı. Muhteşem bir şey yani. İlk onlar ya. İlk belki de hani koklaşa koklaşa onlar da şey yaptı. Biraz önce sordunuz ya ufaları gördün. Ufalar burada. İşte bence burada. Buradalar yani. Hiç uzaklara bakmaya gerek yok bence. Uzaylıları gerçekten. Uzaylıları kokluyoruz. Uzaylıyı mı kokluyoruz belki de olabilir ben, yani. Uzaylı bana sorulduğunda çok samimiyetle uzaydan söylüyorum. Uzaydan geldiği söyleniyor. Doğru mudur? Ben öyle olduğuna inanıyorum zaten. Misiniz? Dünyanın en güzel organizması. Ben taraflı olabilir. Bilirim tabii mantar çalıştığı için ayrı. Nerede peki bu mantar aşkınız? 2002'de üniversiteye kayıt olduğumda ilk kokladığım şeydi sanırım fakülteye girdiğimde hocam. Yani böyle çok değişik şeyler oluyor. Gerçekten ilk böyle kav mantarı dediğimiz bir mantar var. Hatta ÖTSİ ile birlikte bulunan ve çok eskiye dayandığı kullanımı belirlenen türler arasında. Eskiden ateş taşımak ve ateş yakmak için kullanılıyormuş. Öyle mi? Kav mantarı. Evet, çok hala Anadolu'da arıcılar kullanırlar. Körüklerindeki ateşi taşımak ve çoğaltmak için kav mantarını kullanırlar. Mantar birden çok işe yarıyor. Şimdi sizin işiniz olduğu için, bilim insanı olduğunuz için tabii bilimsel bakıyorsunuz ama biz genelde hani midesel bakıyoruz. Mantarı orada mantarladığımız anlar oluyor. Şimdi ben şeyden de korkuyorum. Kimse şu anda hani şeye getirmeye, provoke etmeyelim. Kimse gidip mantar toplamasın. Kesinlikle, bunun da bir saati vardır herhalde. Kesinlikle bir saati vardır toplamasın. Şöyle her mantarı yiyebiliriz. Çok büyük bir klasiktir. Ben 20 yıldır sektörün içindeyim. Bu, bilim camiasının içindeyim. Hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Her mantar yenir ama bazıları bir defa. Bir defa yemeyelim. O yüzden çok nasıl anlayacağız onu? Yani şöyle, ilk ve son zaten, aşkımız olduğunu. Şöyle çok iyi bildiğimiz mantarlar var. Mesela biz geçen hafta imparator mantarı, sezar mantarı onu avladık. Mantar toplamaya biz avlama diyoruz. Avlamak. Teknik anlamda. Bunlar kaçıyorlar mı? Hayır. Bulmak zor. Şöyle ilk böyle eşimle yeni evlendiğimizde araziye çıktığımızda basıp geçiyordu. Eşiniz Robin Hood falan mı? Nedir? Eşiniz ormanda yaşayan o bir... O benim suvarim şu anda. Mantar bulmak için ben onu gönderiyorum. O buluyor önce birlik olarak. Sonra ben de gidip... Sonra barbeküle onları... Beyefendi ismi yok, çok mağrem değilse ismi nedir? Yani Salih. Salih'cim hadi sen bir mantara doğru koş. Ben peşinden geliyorum mu oluyor? Ben de arkasından koşuyorum. Kokusunu anlıyor mu takip peki ediyorum. Sizin, bir şey söyleyeceğim. Sizin kadar anlıyor mu eşiniz de? Öğrendi. Ha. Peki zehirli olanın kokusu farklı mıdır? Hiç denediniz mi? Hocam zehirli olanın beni ye diyen bir kokusu var. O yüzden çok tehlikeli. Yani gerçekten böyle hatta dün benim bir etkinliğim vardı. Beraber mantar yürüyüşü yapmıştık bir ekiple. Mantar avı düzenlemiştik. Orada böyle Amanita phalloides dünyanın en zehirli mantarı onu buldum. Böyle koklayanlar herkes şunu söyledi. Beni ye diyor kokuyorlar. Aman dedim sakın. Ya gerçekten öyle bir hal. Kariyerimin sonu olmayın lütfen. Bana doğru gel şey kokusu. Kokusu var yani, ya bir çağrısı var. Gerçekten güzel. Zaten güzel olan her şey tehlikeli değil mi hocam? Ölümün yüzü beyaz değil yüzde yani. Hiç yanılmadınız değil canım, mi? Öyle şeyde kodlamayalım şimdi. Güzel olan şey niye tehlikeli olsun? Genel bazı kokular tehlikelidir, bazı mantarlar tehlikelidir. Bazı güzeller tehlikelidir. O yüzden çok iyi bildiğimizi tüketmek gerekiyor ama kesinlikle ve kesinlikle kültür mantarı tüketmeliyiz. Çok içinde çünkü çok önemli beta-glukanlar var. Bağışıklık sistemimizin kültür mantarında. Ben şunu göstermek istiyorum. Bu hepimizin çok iyi bildiği istiridye mantarının doğalı. Bugün doğal olarak yetişenini buldum sizin şansınızda. Bu MasterChef'te falan görüyorum ben bunları anca. Ben hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Yani bu o güvenle tüketebiliriz. Beyaz kültür mantarı, beyaz şapkalı mantarı, istiridye mantarını, şiştaki mantarını. Tabii ki bunları güvenle tüketebiliriz. Tüketmenizi de tercih ediyorum. Özellikle çocuklarımızın diyetine eklemeliyiz. Çünkü içindeki çok önemli biyoaktif bileşikler bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bunları yani illaki avlamak gerekmiyor. Bunlar markette satılıyor. Kesinlikle. Evet. Zaten bilmiyorsanız, bir uzman eşliğinde bu işi yapmıyorsanız, mantarı çok iyi tanımıyorsanız lütfen doğadan topladığınız mantarlarla sadece fotoğraf çekin ve Instagram sayfanızda paylaşın. Onun dışında bir aktivite yapmayın. Peki, bu çok tehlikeli. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu şirinler de biliyorsunuz mantar evlerde falan filan yaşıyorlar. Yani kimi uykucu oluyor, kimi bilmiyor. Mantarın insanlar üzerinde öyle etkileri var mı?
Olmaz mı? Özellikle Şirinlerin evi diye tasvir ettiğimiz Amanita muscaria genel olarak magic mushroom olarak bilinir. Halüsinojenik etkileri var ve ciddi anlamda toksik bir mantar. Uzak durmak lazım. Kesinlikle uzak durmak lazım. Anladım. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum her iki hanımefendiye de. Bir de çok güzel kokuyor. Hakikaten kokuyu belki önümüzdeki günlerde tekrar tekrar konuşmamız lazım. Bu mantarlar herhalde yarına kadar yenmesi lazım değil mi? Kesinlikle. Siz mi yemeyi düşünüyorsunuz? Hayır. Hayır elbette. Size eşinizle mutlu avlar diliyorum ama çok önemli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Evet, kısa bir araya gidiyoruz, sonra devam edeceğiz. Zincirleme reaksiyon. Evet, bakalım biraz Kaan Sekman'la devam edelim. Uzay. UFO'lar yokmuş. Ya şöyle bir şey var. Orada ben araya girmek istemedim hocam konuşurken ama şimdi biz mesela bence tabii ki kesinlikle hayat vardır da biz sanki böyle o uzayda yaşayan varlıkları da hep böyle seyahat eden yani bir şeye binip böyle Çekmeköy semalarında görünen filan varlıklar gibi hayal ediyoruz. Belki emekli falan değil yani. Hani niye gelsin Çekmeköy'e? Hani zaten hani çok büyük bir kainat. Muhakkak bizden başka tabii ki canlılar var ama biz o işte filmlerin filan etkisiyle E.T.'ler, M.T.'ler hep sanki böyle birileri geliyor, bizi gözetliyor, ele geçirecek dünyayı, aramızdan bazılarını alacak filan diye düşünüyoruz. Biraz da bizim derdimiz şeyden dolayı olabilir mi? Hep Amerikalılara gözüktü. Hiç yani hep, hani evet. Bize gelmeden. Meteor hep Texas büyüklüğünde işte, oluyor evet, filan. Evet ya sağ olsun Cem Yılmaz hani inandırmasaydı hani UFO gören masum tabak, köylüye. Tabak tabak. Gerçekten yani bir şekilde şey kokuya düşkün müsün? Yani koku severim. Yani koku severim denir. Ya bakımlı bir erkek yani, oldum belli ama hani. Estağfurullah. Böyle ekstra yani severim yani kokunun hatırlattığı şeyleri severim. Biraz geçmişe de bağlıyımdır ben. Yani mesela işte demin söyleyecektim ki benim rahmetli babaannemin sadece yılbaşı geceleri sıktığımı artık böyle sürdüğümü bir kokusu vardı. Yılbaşında da babaannemler bize gelirdi. Babaannemle büyük babam. İkimiz de Beşiktaş'tayız yani. Annemler de Beşiktaş'ta. İki sokak ötede onlar. Ve onların bize gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Ve babaannem o kokuyu sürdü mü? Yani yılbaşı, eğlence, birlik olmak, televizyon seyredip hep o çarşı. Ben yıllar sonra böyle geçen haftalardan birinde bir yerde o kokuyu duydum. Ve ben böyle çok o tuhaf bir yere götürdü. Başka hiç o kokuyu bir daha duymamıştım. Yani kokunun bana hatırlattığı şeyleri severim. Sen güzel. Hem de yemek kokusu çok severim. Mikrodan makro düzeye geçtin tabii ki. Evet, evet. Çok büyük bir duygusallık olan şey. Ben evet. De mesela şu çok geziyordum eskiden. Dünyanın çeşitli ibadethanelerine girdiğinde kendilerinin özgü kokuları var. Tabii. Mesela o sandal ağacı mesela getirir. Kurtuluş'ta doğdum büyüdüm ben. Hani oradaki elbette işte o pazar hainleri vesaire. Yani onlar bizim camimize geliyordu. Biz onların kilisesine gidiyorduk. Tabii. O şeyleri hatırlatıyor. Şehirler de öyle. Mesela New York'a gittiğinde tabii. Böyle sarımsaklı ekmek kokar, tereyağı kokar. Biraz böyle ağır gelir ama hani yurt dışında olduğunu bilirsin. Oradaki işte bagelların kokusu falan yani şehirlerin kokusu da öyledir var, biraz evet, aslında. Evet, bazı şehirlerin gerçekten ağır var, kokusu var. onu da kabul ediyorum. Hazır böyle şehir dışına çıkmışken istersen zincirleme. Ben yapayım mı? Hadi yap bakalım. Çok kıskandım ya şu şeyi. Nasıl? Evet, mavi reaksiyonu başlatıyoruz efendim. Çok zevkli. Çok seksi değil mi? Çok. Vikingler İstanbul'a nasıl geldi? Hadi bakalım. Faroe Adaları. Birkaç hafta öncesine kadar adı bile duyulmamışken A milli futbol takımına karşı kazandığı galibiyetle hafızalarımıza kazındı. Peki Danimarka'ya bağlı özel Faroe Adaları ile bağlantımız sadece bir maç karşılaşmasından ibaret mi? Adada yaşayan Vikingler ta kuzeyden gelip İstanbul'a ayak basmış olabilir mi? Küçükçekmece Göl Havzası'nda bulunan Batonea Antik Yerleşim Yeri'ndeki kazılarda Vikinglere ait liman koloni yerleşiminin keşfedilmesi bu sorunun cevabı niteliğinde. Peki Vikingler topraklarımıza nasıl geldi? Bizans İmparatorluğu döneminde bölgeye göçtükleri üzerinde duruluyor. Ayasofya'da bir mermere kazınan esrarengiz bir yazı bu bilgiyi destekliyor. Yazı Vikingli komutan Haldan'a ait. Runik alfabesiyle Haldan buradaydı yazıyor ve hala Ayasofya'da duruyor. Kazı başkanlığını yürüten doçent doktor Şengül Aydın Günde, evet Vikingler buradan geçti açıklamasında bulundu. Tüm bu bilgiler ışığında yeni bir Viking izine rastlanılacak mı merakla bekleniyor. Haydi bakalım. Vikingler İstanbul'a nasıl geldi? Tabii iki tane konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Uğur Batı ve Sayın Selçuk Erozuk. Nasıl geldiniz? Ya zor oldu mu?
Ha şimdi uçak seferlerinde azaldı masal bilmem ne. Şey falan var mı? Test yapıyorlar mı hala? Bana da ekrandan baktığın zaman ben de gelmişim gibi duruyor gerçekten. Hocam bilgi Valhalla aleminden çıkıp gelmişsiniz gibi duruyor gerçekten. Binlerce yıldır değişmemiş yani hani Haldun buradaydı. Hala da öyle de var. Hala burada. Haldun o. Haldun. Haldun o ama yanlış anlamışlar. Peki aslında hayatımıza şöyle girdi son olarak. Her türlü Viking kolu yemiş dünya ve yemeğe de devam ediyor ve seviyoruz şu sıralarda. Vikingler hani dijital platformlarda diziler, seviyoruz, sinemada seviyoruz, orada seviyoruz. Destanlarını okumaya başladılar. En son şeyi sevdik, gollerini sevdik, Faroe Adaları. Yani hiç bilmediğimiz bir şey. Ada geldi ve efendime söyleyeyim... Hatta elimde şey var, adanın nüfusu 48 bin, 10 tane futbol takımı var ve 15 kişi geldiler, gördüler ve hayata tutunma. Genelde böyle mi Vikingler? Onların şu an. Genelde böyle. Canları çektiğinde, biraları bittiğinde İngiltere'ye gidip oraya baskın yapıp alabildikleri kadar malzemeyle ülkelerine dönüp ondan sonra kayıplarının tadına bakabilecek kadar da cesurlar. Tabii denizleri çok iyi kullanıyorlar. Su sistemlerini çok iyi biliyorlar. Gerekirse denizden nehirlere, nehirlerden nehirlere, karayolundan kentlere kadar inip oradaki yağmalarını yapıp sonra tekrar ülkelerine geri dönüyorlar. Onları bu kadar cesaret sahibi ya da cesur yapan şey ne? Aslında çok ilginç bir topluluk Vikingler. Bir kısım onları yarı çıplak, cesur, kasksız, maskesiz, zırhsız, çılgınca ölümüne insanları katlederek anlatmış. Genelde bunu da 11. yüzyılda Bremen'le Adamus'un kitabından yola çıkarak Hamburglu başpiskoposların kilisesini anlatan tarihte onun ifadesine göre biraz yanlış da önyargılı davranmışız Vikinglere. Çünkü Vikingler sırf yağma yapıp savaşçı bir topluluk değildi. Aynı zamanda paralı askerdi bunlar. Ve lejyoner yani. Lejyoner. Bizans'ta da görev yaptılar. Hatta Kiev Knezliği onları 6000 Varank ya da Varek askeri olarak İstanbul'a yolladılar. Burada 2. Bazil'in emrinde ordusuna katılarak çok büyük bir güç elde ettiler. Ve Bulgarların bugüne kadar yapmış oldukları zulüm aslında onlara katliam olarak geri döndü. Ve Basileus'un almış olduğu bu destekle birlikte Bizans halkı daha önceki intikamlarını Bulgarlardan çıkartmış oldular. Bizans'ı korumak için mi geliyor buraya? Yani Roma'yı koklayarak geliyor anladığım kadarıyla. Bizans'ı korumak için mi geliyor? Bizans'ı korumak için geliyorlar. Aslında biraz da... Parasıyla geliyorlar ama öyle şey paralı değil. Paralı asker tabii. Paralı asker bunlar. İmparatorluğun en güvenli insanları. Talbot Rice'ın kitabında Bizans'ta gündelik yaşam anlatırken aslında bunların yarım hilal şeklinde İmparator Zoe'nin etrafını sararak önlerinde nedimeleri olacak şekilde imparatoru ve imparatoriçeyi koruyup ve onların en güvenilir insanlar olarak Bizans'ta görev yapmış olan kişiler olduklarını tespit etmişler. Bir inanmışlıkları var yani şimdi hani Papa'yı koruyan İsviçreli muhafızlar gibi. Böyle diyebilir miyiz? Benzetme yanlış mı olur? Diyebiliriz. Bunlar ellerinde baltaları, kılıçları her zaman savaşa, dövüşe ve imparatoru korumak için canlarını vermeye hazır insanlar. Aynı bu İsviçreli muhafızlar gibi Bizans'ta görev yapmışlar. Gerek Ayasofya'da ayin sırasında gerekse imparatorluğun tören salonunda ona bir zarar gelmesin diye imparatorun yakın korumalarını yaparak çok da önemli bir vazife yerine getirmişler. Hatta kentlerine giderken bunlar Bizans'taki giydikleri kıyafetleri üzerlerinden çıkartmadan bu adı yazılı olan Haldan Norveç'te daha sonra kral olacak ve İngiltere'yle savaşlar yapacak ama daha sonra şehit olup orada o şekilde hayatını kaybedecek. Fakat Bizans'tan izine gittiğinde üzerindeki üniformasıyla gidiyor. Çünkü Bizans'ın vermiş olduğu bu kıyafetler onlar için çok büyük bir ayrıcalık ve İskandinavya'ya gittiği zaman oradaki coğrafyada çok değişik karşılanıyor. Bunu sadece somon ve domuza bağlayamayız herhalde değil mi? Yani hani başka şeyler de yiyor ve işi olmalılar. Başka şeyler de yiyip içiyorlar ama genelde deniz ürünleri tüketiyorlar. Yapılan bazı karbon testlerinde bulunan iskeletlerde yüzlerce yıllık bir karbona ulaşılınca bilim insanlarının kafası karışıyor. Ve araştırıldığında denizlerde serbest dolaşan karbonun balıklar tarafından alınıp daha sonra tüketilen balıklar sayesinde Vikinglerin vücutlarına geçtiği, iskeletlerinde yapılan karbon testlerinde ise bu yüzlerce yıllık olan o geçmişin aslında daha eski olan karbonlara ait olduğu anlaşıldı. Uğur Hocam siz Vikingli olmayı, Viking olmaya ne zaman karar verdiniz? Faroe maçından sonra. Nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Yani herkes bir şey söylüyor. Ha bir tabii bir futbol yorumcusu performansı beklemiyorum ama yani sonuç itibariyle. Ya şöyle futbola çok uzak değilim orada. Beşiktaş'ta 2,5 yıl aktif görev aldım. Şöyle. Renktaş olmamız tabii ekstra hoşuma gitti. Heyecanla da bekliyorum maç 0-0'da en son.
Ya şunu söylemek lazım. Hani aslında ülkenin sosyolojisinde ne konuşuyorsak bir yansımasını da futbolda görüyoruz. Dikkat ederseniz kesik kesik gelen sürpriz başarılar. İşte 2003 yılında Dünya Kupası'nda üçüncü olup da sonraki yaklaşık 20 yıl Dünya Kupası'na katılmayan başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Yani 2023'te katılıp 20 yıl katılmayabilirsin ama üçüncü olup katılmamak başka bir seviye. Ya da işte 2008 Avrupa Şampiyonası'nda o bizi çok heyecanlandıran son dakika golleriyle böyle yüksek dopaminerjik bir takım. Sonra yine ortada bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Geçen röportajında gördüm Burak Yılmaz milli takımın işte deneyimli forvetlerinden. Diyor ki herhalde diyor 2020 yani son Avrupa Şampiyonası'nda en büyük sorunumuz diyor o kadar pof-poflandık ve o kadar olduğumuzun dışında bir şey olarak gösterildik ki diyor. Biz de diyor gerçekten orada olduğumuzu zannettik ama olmadığımızı işte biliyorsunuz. Yani o da bizim suçumuz oldu şimdi yani. Biz pohpohladık ya diye. Bir şey gibi suçlu bulmak durumundayız efendim. Ama yani hani ihaleyi Viking'e verebilir miyiz? Yani bu adamlar gerçekten hani buraya bu maçı almaya geldik diye almış olabilirler mi? Olabilirler. Biraz inatçı bir topluluk. Ama sadece savaş değil ticaret yaptıklarını da söylemek lazım. Çünkü ticaret amaçlı İstanbul'a gelip buradan mal takasları yaparak bazen de Karadeniz'de gene o yağmacılık ve korsan tarafları açığa çıkıp yağmalayıp gittiklerini biliyoruz. Zaten o maçı alınca bir prim de aldılar. O da ticarete girdi. Hak ettiler. Hak ettiler zaten. Ortak yanlarımız ne? Aslında iki toplumun ortak yanı. Hani kökende pagan inanışı olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Var mı Vikinglerle ortak yanımız? Vikinglerle ortak yanlarımız var aslında. Mesela kedilerimiz. Vikingler İstanbul'a gelirken beraberlerinde İskandinav ormanlarından getirdikleri kedileri belki bizim bugün kedilerimizin atası olarak kabul edebiliriz. Tekir, Şerafettin hangisi? Belki Şerafettin. Şerafettin olabilir. Biraz daha uygun değil mi? Viking için. Biraz daha tüylü olanlar. Ve onlar İstanbul'a getiriliyorlar. Burada bizim kedilerimiz de çoğalarak bugünkü artık torunları aramızda onları seviyoruz. Mesela bu bir bağlantı olabilir. Çok ilginç. Bir hırçınlar zaten ben anlıyorum onu. Bazıları bir kabarıyor ya öyle gerçekten. Buradan giderken gene baharat götürüyorlar. Mesela köfte buradan gidiyor. Ya İsveç köftesi. İsveç köftesi oluyor sonra. Ciddi misiniz ya? Öyle bir bağlantı da kurabiliriz. Ve Vikinglerin İstanbul'da çok güvenilmedikleri için kente girişlerine çok dikkat ediliyor. Mesela 30-35 kişilik topluluklar halinde kente silahsız bir şekilde girmeleri isteniyor. Hı. Bunlar tüccar da olsa gene güvenilmiyor. Silahsız bir şekilde giriyorlar. Gün içerisinde akşam olmadan dönmeleri gerekiyor. Ayvansaray bölgesinde belki onların toplandıkları bir yer var ki orada Büyük Bizans Sarayı'nın daha sonra Vilayhane Sarayı olarak kullanılan İmparatorluğun çok önemli bir tesisi var. Orada bulundukları, Ayasofya'yı gezdikleri, Ayasofya'da boş zamanlarında belki işte kazımalar yaptıklarında biliyoruz ki. O filmde şey de, yazıtın olması tabii, planı oldu. Havdan yazısıyla ilgili bunu biliyoruz ama Havdan'la ilgili son dönemde çıkan bir tartışma var. Nedir? Özellikle bizim Türk bilim insanlarımız bunun Türkçe bir yazı olduğuyla ilgili iddiada bulunmuşlardı. Fakat bu konuyla ilgili araştırma yapan Profesör Klaus Duvel Almanya'dan şu anda vefat etti kendisi. Ben temaslıyım sürekli kendisiyle. Şimdi asistanlarıyla mesela irtibat halindeyiz ve gene devam ediyoruz. 5-6 sayfalık yazmış olduğu bir makale var ve onun kesinlikle bir Viking yazısı olduğunu teyit ediyorlar. Hatta ben Ayasofya'da bulmuş olduğum daha başka runik yazıları da kendilerine attım ve bu işle alakalı Ruslara da gönderdim. Onlar da yine aynı şekilde benim diğer bulmuş olduğum yazıların Türkçe runik olması ihtimalinin yüksek olduğunu ama Haldan yazısıyla ilgili hemfikir olduklarını da beyan ettiler. Biraz daha atalarıyla hani karşılaştırırsak mevcut hani o bölgede yaşayan insanların biraz daha artık normalleştiğini söyleyebilir miyiz? Artık eski Viking ruhu yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ben maçta yaşıyor işte, maçlarda yaşıyorlar. Evet. Maçta şeyde evet sahanın içinde ama sahanın dışında şey değiller herhalde bu kadar yine saldırgan vesaire bilmem ne. 95-96 senesi yılbaşı döneminde 3 ay ben Danimarka'da kaldım. Yani o bölgeyi, adaları da gezdim. Hatta Viking köylerinde de bulundum. Döverek bıçaklar yaptık, el yapımı bıçakları. Onların nasıl yaptığını da deneyimlemiş olduk o sayede. Ve o insanlar bugünkü Viking kökenli olanlar ki bunlar sırf Danimarka, Norveç gibi onları kısıtlamamak lazım. Beyaz Rusya, Rusya, Ruslar da mesela onların soyundan gelen insanlar ve Rus kulu İstanbul'a gelenler. Bunlar kendilerine Viking diyorlarmış. Hani Viking olarak adlandırılıyor. Bu Bremenli adam olsun dediğine göre Viking olarak deniliyor ama Viking kelimesinin etimolojik karşılığı nedir? Bu tartışılır. Vareng olanlar da var. Varekler bu Büyükçekmece'deki Çekmece Gölü'nün kenarındaki Batonya kazısındaki yapılan kazılarda Küçükçekmece'de Profesör Balajez'in de ifadesine göre örneğin buradaki
çalışmalarla mesela o insanların 7 tane bulgusuyla beraber Vikinglere ait olan kalıntıların da tespitini yapmıştı. Profesör Balacaz. Örneğin Kuzey Avrupa'da bulunan, o dönemde sadece ticari olarak oradan dağıtılan bir amber kolye bulundu. 21 yaşında bir Viking askerinin üzerinde. Kemiği var elimizde. Ve bu kazılarda Profesör Şengül Aydıngül'ün sayesinde bunlar onun başkanlığı açığa çıktı. Ve Afrika'dan gelen insanların kemikleri bulundu. Vikingler orada tutuluyor. Onlar orası konaklama merkezi olarak tutuluyorlar. Kentte alışverişlerini yaptıktan sonra tekrar Çekmece Gölü'nün kenarına gidip oradaki... Tutuluyor. Yani orada aslında biraz da tecrit mi ediliyor yani? Hani kentte kendisini... Viking kadınları nasıl? Mesela bizim şimdi Amazonlar bizden çıkma abi. Yani hani sonuç itibariyle hani biraz ilgilenirseniz Samsun yani Amisos'tan çıktıkları söylenir. Viking kadınları nasıl? Erkekleri gibi yırtıcı mı? Genelde Viking kadınlarda onlar gibi kaslı olmaları bekleniyor. Ama bu yapılan çalışmalarda ele geçen bulgular aslında Vikinglerin o kadar kaslı ve güçlü olmadıklarıyla ilgili bir son dönemde iddia ortaya atılmıştı. Elimizdeki bulgulara göre beslenme şartları kötü. Bunlar ya ruhban sınıfından ya da asiller sınıfından olabilir. Hı. Ama kesinlikle bir savaşçıya ait olan iskelet olmaması ihtimali çok yüksek. İstanbul'a geldikleri zaman Ayasofya'yı geziyorlar. Ayasofya'da bazı işaretler bırakıyorlar. Yani Halda'nın haricinde bir de benim tespit etmiş olduğum bir Viking gemisi resmi var. İçinde Vikingli bir asker, dışarıda Vikingli gene bir asker, elinde mızrağıyla ve 3 tane çocuk. Bir de boğa şeklinde bir hayvan tasviri yapılmış. 1 metre yaklaşık eninde ve bugüne kadar bu tespit edilmemişti. Bu bulguyu ben Profesör Bulacaz'a da sundum. Şengül Hocam'a da gösterdim. Onlar da çok mutlu oldular. Çünkü Vikinglerin İstanbul'daki izleri biraz daha artmış oldu ve onların buradaki varlığının tespiti de kanıtlanmış oldu. Hocam torun çekicini de bulursanız bitti olay yani. Kapatmış olacağız konuyu. Az kaldı ama Aerobos'u bulduk. Az kaldı güzel ama. Az kaldı güzel ama. Çünkü çalışmalar devam ediyor hala. Ama konum olarak yani güç olarak tamam ama konum olarak kadın güçlü değil mi Viking'de? Kadınlar da güçlü. Kadınlar konum olarak yani böyle yönetsel, aktif, aile değil mi? Aktif güçlü rol alıyorlar ve her türlü yaşamın içindeler. Av avlandı, onun derisi yüzülüyor, yemek pişiriliyor. Kadın da gerekirse savaşçı olabiliyor. Savaşa giden kadınlar da görebiliyorsunuz. Bir kolyeden bahsedildi, kadın kolyesi evet. Mezarın içinde bulunan. Bir amber kolye var. Amber bir tek Kuzey Avrupa'dan o dönemde işte geliyor. Bir de kuyruğunu yutan yılan, Erebos sembolü ki bu... Viking mitolojisindeki çok önemli yılan tasviri. İkisi de Batuhan kazılarında çıktı. İçinizde bir Viking var mı gerçekten ya? Her şeyi bir kenara koyduktan sonra. Ya sonuçta göçer ya da yarı göçer toplumların geçmişten günümüze aslında yaşam stilleri, maddi manevi birçok kültürün çok yakın olması da çok doğal. Şimdi resmettiğimiz şey aslında değil mi? Orta Asya'dan göç buraya gelen Türkleri de anımsatmıyor değil yani. Hani onların koruma askeri olarak lejyonlara katılması ya da yaşam stilleri ya da Kaan'ın sorduğu hani kadınlar gerçekten statü olarak toplumda güçlü müdür güçlü meselesi. Ve bizleri de anımsatıyor. Dolayısıyla bakıyorum kendime şimdi ekranda var gibi duruyor. Bu arada şey söyleyeyim. Benim içimde Viking. Ben şu var bende. Şunu söyleyeyim. İki olabilir ama. Keşke hatırlarsın bir şey. Evet ya. Benim içimde Fred Çakmaktaş. Yani o daha ona uygun. Uygun. Ama futbolu konuşmuşken şeyi de bir söyleyelim. Yani bizim gerçekten Filenin Sultanları müthiş şeyler yapıyorlar. Müthiş. Yani Dünya Şampiyonası'nda yani ikinci tura çıktılar. Ev sahibi Polonya'yı 20 bin Polonyalı'nın önünde yendiler. Türk savaşçılığında kadının yerini gösteriyor. Evet ama bu yani hiçbir zaman futbol kadar yer bulmuyor. Şu kadarcık haber oluyor. Yani bir futbol takımı, milli takım ikinci tura çıksaydı ev sahibini yenip yani biz tura çıkmıştık sokaklara. Onlara da buradan çok başarılar diliyoruz. Çok zor maçları var ikinci turda Amerika ile Almanya ile Sırbistan'la. İnşallah ben final oynayacaklarını başından beri söylüyorum. Bir reaksiyon yarattın. Çok teşekkür ediyorum. Bak buradan bir reaksiyon çıkar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yeni buluntularınızı da bekliyoruz sizden. Teşekkür ederiz. Peki. O zaman izninizle yepyeni bir reaksiyon başlatmak istiyorum. Arkadaşlar hazırsanız elimde bir sarı top var. Evet. Sarı reaksiyonla devam ediyoruz. Z kuşağı neden sessiz istifa ediyor? Sessiz istifa ve sessiz işten çıkarma iş dünyasının yeni gündemi. Bu kavramlar özellikle Z kuşağının plazalarda iş hayatına atılmasıyla konuşulmaya başlandı.
Sessiz istifa aslında bir işten ayrılma şekli değil, çalışanların mesai saatlerini ve görev tanımlarını aşmadan çalışması anlamına geliyor. Fazladan sorumluluk almak, soru sormak, yeni alanlar açmak, çalıştıkları kuruma karşı aidiyet hissi yok. Sadece maaşlarını alıp mesai saatinin bitiminde sosyal hayatlarına odaklanmak var. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de gençlerin %24'ü şu an sessiz istifa sürecinde, %47'si ise bu kavrama yatkın. Sessiz işten çıkarma ise şirketlerin uyguladığı bir taktik. Memnun olmadıkları çalışanlarını işten çıkarmak yerine görmezden geliyorlar. Toplantılara çağırmıyorlar, yeni projelere dahil etmiyorlar ve yükselmesine izin vermiyorlar. Hem çalışanların hem şirketlerin sessiz taktikleri plazalardaki düzeni değiştirecek gibi görünüyor. Evet, Emre Aykan, Youthold CEO'su, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Son araştırmayı siz yaptınız, geleceğim ama senden çok minicik istifa hikayeni istiyorum. Ya ben aslında tam böyle çok istifa... Çok sessiz olmuş gibi değil. Çok sessiz olmadı, yani başta çok sessiz oldu. Ben aslında böyle çok bilerek istifa etmedim, yani birazcık böyle daha blöf yapmak için böyle girmiştim o odaya. Yemedi karşı taraf. Ama çok hayırlı oldu yani. Sahnede de onu anlatıyorum, onun komedisini yapıyorum. Güzel bir şey. Benimkisi biraz öyle oldu. Ama şimdi beyefendi tabii bu işin uzmanı olduğu için o konuştuktan sonra ben de bu konuda küçük bir yorum yapmak istiyorum. Bir iki yorum yapmak istiyorsunuz. Peki. Şöyle başlayalım. Sessiz istifayı bir tanımlamak lazım gerçekten. Bir, iki, sanıyorum şeyden sonra, pandemiden sonra başlayan hani fizikselin dışında başka türlü sosyolojik rahatsızlıkların içerisinde ya da fazla rahatlığının içerisinde nasıl tanımlıyorsunuz? Sessiz istifa deyince aslında insanların aklına direkt böyle yani odaya girdik, sessizce kağıdı yazdık, istifa edip çıktık gibi bir anlam çıkıyor ama sessiz istifa dediğimiz olay aslında böyle bir şey değil. Sessiz istifa bir farklı bir isimle sessiz vazgeçiş süreci de İş yavaşlatma gibi bir şey gibi aslında değil mi? Başlıyor. Bu tabir 2009'da bir sempozyumda aslında ortaya çıktı ama günümüze gelene kadar farklı evrelerden geçmiş olsa da özellikle pandemiden sonra Z kuşağı dediğimiz bu gençler iş hayatına girmeye başladılar. O gençlerin iş hayatına girmesi de bütün iş yapış şekillerini aslında bir nevi değiştirmeye başladı. Tabii sosyal mecrada bunun en büyük bizim için öncelikli katkı sağlayan yeri oldu. Çünkü bir sosyal medya mecrasında bir paylaşılan post ile gönderiyle ortaya sessiz istifa diye bir kavram atıldı. Bu sessiz istifa dediğim gibi direkt mektubu yazıp hadi bay bay deyip çıkmıyorsunuz oradan. Bir vazgeçiş sürecine giriyorsunuz. Bu vazgeçiş süreci içerisinde öncelikli olarak belirli sebepler oluyor. Bu tabii ki de şöyle bir durum. İş tanımınızı, aslında iş tanımı da çalışanlar nezdinde tam olarak net değil. Net değil. Bunu çalışma süreleriniz içerisinde yapmanız gereken zaman diliminde size görevli olan işleri yapıyor olmanızı aslında tabir ediyor sessiz istifa. Ama tabii böyle deyince de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu normal değil mi? Bu aslında, olması gereken. Evet, böyle tabiri çıkıyor aslında. Burada şöyle bir etken var. Bunu normal olarak kabul ediyorsanız büyük ihtimalle sessiz istifa sürecinde olabilirsiniz. Çok pis ele verdim kendimi, geçmiş olsun. Çok pis ele verdim. Burada tabii bu bazen bilerek yapılıyor, bazen yapılamıyor, direkt istifa ediliyor ya da farkında olunmadan bu sürecin içerisine giriliyor. Nedir bunlar mesela? Öncelikle isteklilikten başlarsak isteklilik düşmeye başlıyor. Yani ayaklar birazcık daha çalışma yerine böyle geri geri gitmeye başlıyor. Çünkü her zaman çalışırken insanlar çalıştıkları yerlerde hep yüksek performansla çalışmak isterler. Bu azalmaya başlıyor. Çünkü bunu bir mecburiyet olarak görüyorduk biz. Pandemiden sonra özellikle bu genç kuşak iş hayatına girince bizim de birazcık iş yapıp çehremizi değiştirmeye başladı bu durum. Bir şey söyleyeceğim ya çok dövmüyor muyuz biz? Hocam burada size soruyorum. Bu Z kuşağını çok dövmüyor muyuz? Bak şimdi başımıza sessiz istifa diye bir şey çıkartmışlar. Çok haklısınız. Yani bu kategorizasyonlar bir grubu, o gruba mensup olduğunu iddia ettiğimiz bir takım insanları aynı zamanda da yaftalıyor. Yani işte özellikle Y ve Z kuşağı ile ilgili bu uzun zamandır söylemlere yansıyor. Bir nevi de aslında orada bir kimlik oluşumu da sağlıyoruz. Yani sen bana tutup 24 saat boyunca sen Z kuşağı olarak şöylesin,
Sen fazla çalışmayı sevmezsin. Sen değerlerden, ideolojilerden, kimliğinden, aşktan, her şeyden vazgeçmeye çok eğilimlisin. Seni zaten bir yerde böyle tanımlı olarak tutmak da çok zor. Senin mekanla bir bağımlılığın da yok dersen bana 24 saat boyunca. İkna olursun. Bir zaman sonra ikna olurum. İkna ben ikna olursun. Oldum deyip devam edebilirsin. Yani kırtırıyor o şeyi, ikna olur yani. Evet, evet. Bu sessiz istifa meselesi de biraz böyle bir şey. Aslında sessiz istifadan önce büyük istifa furyası da vardı. Yani pandeminin başıyla birlikte başlayan. Mesela Amerika'da... Tabii, Great Resignation. Tabii tabii. 11,5 milyon insanı ilgilendiren. Sonra Almanya'da mesela büyük iş kayıplarına sebep olan. Hatta Almanya hala vasıflı işçi aramak için mücadele ediyor şu esnada. O açığı özellikle kapatabilmek şey için. Tabii. Ben sessiz istifanın çok daha büyük bir paradigmayı ilgilendirdiğini. Arka tarafta aslında sadece iş süreçleriyle ilgili değil. İnsanlar kimliklerinden kolayca vazgeçiyorlar. İnsanlar aşktan kolayca vazgeçiyorlar. Yani bugün değil mi? Çok daha kısa ömürlü. İlişki dediğim şeyin tanımı çok değişmiş durumda. Anlaşılmadı. Ilgili bir şey değil bu. Evet. Birçok kuşağı ilgilendiriyor evet. Tabii. Bunun da arkasında tabii pek çok sebep var. Yani şu 2 hafta önce falan yurt dışındaydım. Ben mesela sadece bizim paramızın değeriyle yurt dışında bulunduğum yerin değerini karşılaştırdığımda mesela yurt dışına bir daha gitmekten vazgeçtim. İstifa yani, ettiniz. İstifa güzel, ettim yani. İstifa ve kabul edildi. Ama beni zorladı değil mi? Beni zorladı. Sistem zorladı yani. Kabul edildi. Z kuşağı ne diyor? Yani hayır ben şu daha kolay değil mi? Mesela istifa et kardeşim o zaman demek. Doğru. Aslında tüm sorunların şey değil mi? Çözümü değil mi? Doğru. Ama bir yandan da garantilik mi var? Tabii yani o olmadan da olmuyor. Çünkü güvence altında olduğu müddetçe bu ses istifayı aslında devam ettiriyor. Bizim Z kuşağını direktman böyle hedefe koymamızdaki sebep aslında bu akımın son dönemdeki başlangıcı 24 yaşındaki bir gencin Amerika'da bir sosyal medya mecrasının bu işi başlatmasıyla aslında ortaya çıkıyor. Doğal olarak biz de ne yapıyoruz? Bu kuşak bunu başlattıysa o zaman bu kuşağın demek ki bu arada Y kuşağı da bu Z kuşağının bu çıkartmış olduğu ses istifa furyasının en büyük destekçisi. Yani tek başına Z'lerin çıkarttığı bir durum ben değil bu. Ben çektim onlar çekmiş. Ama bu hep vardı. Yani bu sadece ben... Sen buluşturuyorsun değil mi Z kuşağıyla hani işverenlerin şeyi? Ben de buluşturuyorum ama yani ben bunun sadece Z kuşağıyla alakalı bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Yani sosyal medyada patlamış olabilir tabii ki ama yani ben birçok kuşağın bunu çok uzun yıllardır zaten yaptığını biliyorum, görüyorum. Ama Z kuşağı bizden daha cesur sadece. Evet. Bizden daha cesur oldukları için onlar biraz kariyer yolları tıkandı mı, biraz birkaç ay üst üste fotokopi çektikleri zaman onlar daha hızlı ses çıkartıyorlar. Hı. Ve daha çabuk isyan ediyorlar. Hı. Ve o yüzden aslında iş dünyasını çok büyük bir tehlike bekliyor. Yani bütün iş dünyası şu an yakın gelecekte nitelikli iş gücü bulamama riskiyle karşı karşıya. O yüzden işte bu genç arkadaşları almak ve tutmak için birçok stratejiler geliştiriliyor. Ve ben size söyleyeyim yani pandemi de buna tabii ki çok yardımcı oldu. Pandemiyle birlikte de insanlar bu kadar koşturmacanın çok da böyle normal bir şey olmadığını bence anladılar. Artı değişen dünya ile birlikte gençler de tırnak içindeki normal meslekleri olan ilgiler de çok azaldı. Yani işte ne bileyim YouTuber olmak istiyor ya da ne bileyim ben işte başka bir influencer olmak istiyor, oyuncu olmak istiyor. Daha böyle başka şeyler yapmak istiyor. Daha az zahmete girmek istiyor. Asla da suçlamıyorum. Olmak kimseyi. İstiyor kuşağı olabilir mi? Evet evet. Olmak istiyor. Ama yani bu Z kuşağının cesareti iş dünyasında birçok şeyi değiştirecek bence. Kara kara düşünüyor yani. Bu argümandan hareket çok doğru safta. Bu argümandan hareketle bu araştırmayı şimdi herhalde işverenler ciddiye alıyorlar değil mi? Dur bakalım iş nereden nereye gidiyor diye. Tabii yani bunu zaten ciddiye almıyorsa bir işveren geleceği için tekrardan aynen. Bir oturup düşünmesi lazım. Yani çünkü bangır bangır gelen bir jenerasyon var ve bu jenerasyon hani bambaşka bir düşünce yapısıyla geliyor. Siz hala eski düşünce yapısıyla işleri geleceğe taşımak istiyorsanız orada büyük bir problem var demektir. Biz bunu sorduğumuzda mesela gençlere hani siz bu ses istifa sürecinde olsanız ne oluyor dediğinizde öncelikli olarak bize iş ve özel yaşam dengesinin ayrılması dedi. Tabii. Hani tamam. Siz ne oluyor mesela 5'ten sonra mail atmayın.
Telefonla aramayın. Hafta sonu beni bırakın. Ben gezeyim, tozayım. Geldikten sonra tekrar işimi yapayım. Aslında normal bir şey. Onların bu normal bir şey. Yani. Normal bir şey. Bu bütün çalışanların aslında normal bir şey. Biz zaten bu araştırmayı yaptıktan sonra gelen reaksiyonlarda şöyle geldi. Ben bunu zaten yapıyormuşum. Ben zaten bunu istiyormuşum. Yani bu sadece Z'ye ya da Y'ye olan değil. 4 gün mesai tartışılıyor. Herkese tabii 4 gün mesai de çok istekli bir şekilde tartışıldı özellikle. Uzayın sessizliğinden nereye geldik diye düşünüyorum da şimdi gerçekten. Bir de ama buna karşı bir de şey var. Sessiz işten çıkarma. Tabii. O da vardır. Ya, ama yani şey hani diğer itibardır ya hani sonuç itibariyle. Orada o da, nedir? Orada da işveren çalışanını bir süreç içerisinde sessiz bir şekilde onu tabiri caizse dışlamaya başlıyor. Mobbing diyebilir miyiz ona? Değil. Çok mobbinge hiç girmiyor. Boş vermişlik. Mobbing. Yani bana yapılan oydu biraz işte. Ciddi misin? Tabii canım ben her yıl... Sen bu tarafın değil öteki tarafın mağdur. Ben her yıl oyunculuk kursuna gidiyordum yurt dışına. Bana ekstra izin veriyorlardı. Git git yani ne yapıyorsan yap gibisinden. Hadi güzel. Tabii tabii yani o da avantaja da çevirebilirsin. Tamamen boşlamakla alakalı bir durum. Yani bir toplantıya gidiyorsunuz davet gelmiyor. Yemeğe gidiyorsunuz size davet gelmiyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz tabii tabii hani Cinderella gibi yap. Sinema ya bu şey, hani bu da çok uzun soluklu bir işkence değil mi? Git kardeşim korkunç dersin. Evet. Yani orada da farklı faktörler ortaya çıkıyor işte. Hangi sektörlerde daha çok var bu işler? Of, daha çok perakende tarzı olabilir. Satışın yoğun olduğu. Satışın yoğun olduğu alanlarda bu tarz var. Özellikle mesela bu Amerika'da bu konuda çok fazla perakendede de süreçler gidiyor. Türkiye'de bu konu çok böyle yeni başlayan bir durum olduğu için böyle büyük bir boş vermişlik, büyük bir ses istifa süreci içerisinde bir tanım var. Bilenler biliyor belki bazıları sürecin içerisinde ama tam olarak bunu işleme koymuş bir durum henüz tam seviyede oluşmadı ama gelecek adına ciddi önlemleri alınması gereken bir durum var. Çünkü iş ve özel yaşam dengesi, işte maaşların düşüklüğü ya da maaş dengesizliği, işte kariyer basamaklarının kapanması. Çünkü sürekli kariyerde bir sonraki adıma çıkmak için hep bir motivasyon, hep bir hırs, hep bir hedefe ulaşmak bunların hepsini sağlamış olmanız lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Tek bir cümleyle o zaman ikisini de alacağım. Her iki tarafa ne öneriyorsunuz? Sessiz istifacılar ya da sessiz işten kovanlara. Birincisi şirketler. Bu bir açık iletişim süreci. Hem işveren hem de çalışan karşılıklı olarak birincisi oturup en açık şekilde konuşmaları gerekiyor. Bunu yapamadıkları noktada ne yaparlarsa yapsınlar yine bu süreç devam eder. İkinci yöntem de bizim özellikle bu araştırmadan çıktığımızda gençlerle işverenlere bunu söylerken iş ve özel yaşam dengenizi gerçekten korumanız gerekiyor. Yani özel hayatını koruyabilecek hatta onu destekleyebilecek belki de kişisel gelişimine eğitimlerle katkı sağlayabilecek faktörleri ortaya çıkartmasını biz onlara öneriyoruz. Anladım. Gençler tarafında da buraya daha ılımlı, daha sıcak olarak bakıp çözüm yollarına gidebilecekler. Sonra kariyer kapıları hani bunu hırsla bir motiv yok işte yüksek lisans yaparsan bir sonraki adıma, İngilizce seviyeni kanıtlarsan bir sonraki adıma değil. Bunu gerçekten verimliliği kılacak şekilde arttırmasını ki araştırmanın çıktılarını da zaten biz hep bu yönde aldık. Her iki tarafta bunu sağladıktan sonra belirli ölçekte artık hem işveren hem de çalışan o sessiz istifa sürecini kapatmış oluyor. İyi diyelim iyi olsun diyelim. İyi diyelim iyi olsun. Sessiz tazminat hakkı süreci diye bir şey var mıdır? Ya, o galiba biraz sesli geçiyor değil mi? Tabii tabii. Bu sessiz istifa da kolay değil. Yani hani yaşamak zorundasın ve devam etmek zorundasın ama aklıma geçenlerde geldi. Ben hep derim önemli olan davranış ve davranışın arkasındaki motivasyon zaten nedeni orada bulabiliriz. Mesela bir savaş yürüyor değil mi dünyada Rusya-Ukrayna savaşı. Hı hı. Ne enteresandır aslında bir bakış açısıyla. Ukrayna tamam kendi vatanını savunuyor ama şimdi Rus askerlerini düşünün. Bir ülkeye saldırıyorlar, ölüm var, dehşet var. Ama ondan tam 5 dakika önce Instagram'dan bakıp işte Beyoncé'nin bir paylaşımını görüp ondan sonra savaşıyor olabilirler bu arada. Yani yeni dünyanın kuralında mesela bence Rusya'nın hesaplamadığı hani savaşın gidişatı açısından söylüyorum. Meselelerden biri de bu, dinamiklerden biri de bu. Yani 2022 yılında savaşın 1900'lü yıllardan çok başka bir formasyonu var. Öyle de baktığınızda dünyaya şimdi sürekli olarak iklim krizleriyle birlikte dünya 2050'ye ulaşacak mı? O bir kriter. Diğer taraftan bakın mesela bundan 2 yıl önce bir gencin bir ev ve araba alabilmesi noktasında yaklaşık 10 yıl içerisinde bir hayali vardı. Bu hayal etkisini oldukça kaybetmiş durumda. Yani kolay değil artık. Araba almak bile çok büyük bir hayale dönüştü.
Adam soracak ben niye çalışıyorum o zaman diye. Böyle yüzlerce parametre sayılabilir. Dolayısıyla ve bütün dünya için. Tabii o yüzden aslında diyorum hani buradaki konuştuğumuz şey çok daha büyük bir dinamiği ilgilendiriyor. Biraz vazgeçme çağına geldik. Ben 2011'de yazdığım kitabın alt başlığı oydu, vazgeçme çağı. Vazgeçme diye. Çağını sizinle bir daha seferi konuşacağız. Özellikle. Uğur Hocam teşekkürler, çok teşekkürler katıldığınız için. Evet sizin de izninizle, sizin yanınızda. Son top. Atmak ister misin? Atalım. Bu çok heyecanlı. Mavi reaksiyonu başlatıyoruz. Hadi bakalım Ekim ayında bizi neler bekliyor? Retro sona eriyor. Retro'nun sona ermesiyle aksaklıklar, iletişimsizlikler, geri dönenler, cevap alamayanlarla birlikte tüm gecikmeler de bitiyor. Ancak etkilerinin devam edeceğini göz önünde bulundurarak ilk hafta yine de özenli olmaya çalışılmalı ve hemen imzalara, başlangıçlara koşulmamalı. Peki gökyüzündeki hareketlilik bitti mi? Sırada dolunay ve tutulmalar var. 9 Ekim'de gerçekleşecek olan dolunay, sonrasında ise 25 Ekim'de gerçekleşecek ay tutulmasının öfke patlamalarına ve tahammülsüzlüklere sebep olabileceği söyleniyor. Tutulma enerjisi nelere sebep olacak? Adalet yerini bulacak mı? Bakalım gökyüzü Ekim ayında neler söylüyor? Evet, astrolog Doktor Şenay Devi. Aslında çok eski dostum kendisi ama burada bir yabancı gibi ağırlayacağım kendisini. Çünkü korkuyorum. Ekim ayından hoş geldin Şenay. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. Astronomiden astrolojiye geçtik. Evet. Böylece bir zincirin son haftasına tamamlanmış gelmiş oldu. Ama bu en heyecan verici halka. Bilmiyorum sen sever misin gökyüzünü şimdi? Sevmeye başladım. Biraz kanatlandık çünkü. Evet, sevmeye başladım. Artık ben de o astrolojik haritalar vesaireler işte bu yıl neler oldu. Biraz şey oldum. Burcu ne? Oğlak. Oğlak Burcu. Peki. Şenay hoş geldin. Hoş bulduk. Ekim ayında hemen hemen göksel maceraların, hareketliliğin çok fazla olacağı söyleniyor. Bir yandan retro o beklenen Merkür retrosu tekrar başladı. Nedir bu Merkür'le? Yani insan olunu bu şeyi. Hakikaten şimdi, ne yaptık biz Merkür'e? Hayatta ne varsa gökyüzünün yansıması. Her gezegen yaşamsal bir alanı temsil ettiği için Merkür'de iletişime dair her şeyi temsil eden gezegen. Hiçbir gezegen aslında geri harekette, retroda bulunmaz. Hı. Yunanca gredi anlamına gelen bu kelime gözlemlendiğinde, ben astronomi okumuş bir astrolog olarak onu da ifade etmek istiyorum. Sen reaksiyonun başından başladın, zincirin başından başladın. Oradan başlamak daha doğru olacak galiba. Gözlemlediğimizde geri gidiyormuş izlenim verir. Merkür'ün durağan seyri bitiyor. Ama hali hazırda 5 gezegenin durağan seyri devam ederken 9'unda çok önemli bir dolunay ve 25'inde çok önemli bir ay tutulmasıyla karşı karşıyayız. Yine bir dolunay, yine bir ay tutulması. Aynen öyle. İlginç. Durağan gezegenlerin yansıması tutulma enerjisiyle birlikte Ekim'de karanlık bir çağın kapanışı, yeni bir döngünün başlangıcının kapılarını aralıyoruz. Hemen sevineyim mi, ağzım bal yesin aslında, diyeyim mi yoksa bir bekleyeyim mi lafın sonunu? Şöyle, ben Üstad Meher Baba'nın söylemiyle betimliyorum bu döngüyü. Kendisinin çok güzel bir söylemi var, benim de destur edindiğim. Öğretmek için değil, uyandırmak için geldim. Merhametini, vicdanını, hayatında seçim yaptığı şeyler için fedakarlıklarını, bedelini ödeyenler, insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kategorize etmeden biz olma olgusuyla hareket edenlerin döngüsü başlıyor. Tabii ki imtihan ağır. Ben bunu bir doğum enerjisine benzetiyorum. İster epidural, ister normal, ister sezaryen doğumla gelelim bu dünya alemine. Her doğum sancılıdır ama her doğum bir mucizedir. Bu nasıl baktığımızla alakalı. Ama tutulma döngüsünde durağan seyirde olan gezegenler 2018'den bu yana insanlığın, liderlerin, sanatçıların, geçmişte üstü kapatılmış konuların tekrar gündeme gelmesine, özellikle 90 ve 99 yılları arasında siyasi arenada, sanat dünyasında astroloji benzerlik yasasından faydalandığı için dönemleri inceler. Bu döngüde de buna dikkat etmemiz gerekli. Ama diğer tarafından baktığımızda yine salgın hastalıklarla ilgili konuların gündemimizde yer alacağı, belli ülkelerde yapılanmalar, ilaç sektörüyle ilgili konuların fazlasıyla sarsıcı bir şekilde gündemde olacağı bir döngüdeyiz. Bu sürecin içerisinde kendi merkezimizde kalabilmek, başkalarının hayatlarıyla uğraşmak yerine
her şeyden önce kendimizi sevmeye odaklanmak çok önemli. Çünkü dünya bugün ne yaşıyorsa, ekonomik kısmını bir tarafa bırakıyorum ama sevgisizlikten tabii. Kendimizi sevmiyoruz. Sürekli başkalarıyla yarış halindeyiz. Bilmediğimizin farkında değiliz. Mesela yeni kitabı yine senin başlığında yazacağız, sembolleri araştırıyorum. Büyük dedem Ali Kuşçu'nun çok güzel bir söylemini yakaladım orada. Hep not almış yazmalara. Bilmediklerimin, bildiklerimin yanında hiçliğinin demindeyim. Bu destura erişebilmek, bu tutulma enerjisini belki de doğru şekilde kullanmamız sağlayacak. O zaten sağlayacak. Kainata çıkmak ya, yukarı çıkmak bu söylediği şeye erişebilirsek o fikre. En azından o yolda, hayatımızda yol arkadaşlarımızı bu tutulma enerjisiyle, iş arkadaşlarımızı, dost diyebildiklerimizi gözden geçirmemiz, ani kararlar içerisinde olmamalıyız. Çünkü astronomide ve astrolojideki en önemli gök olayları ay ve güneş tutulmalarıdır. Biz Merkür retrosundan korkmak yerine tutulma enerjisinin yansımasını dikkate almalıyız. Çünkü 6 ile 12 ay yaşamlarımızda etkili olduğu için gökyüzü bize diyor ki frene bas, yavaşla. Söyleyen değil, dinleyen ol. Tüm burçlar için söylüyorum bunu. Herkes için mi söylüyor bunu? Herkes için söylüyorum. Durup düşünmemiz lazım. Herkesin eteğindeki taşların döküldüğü bir döngü çünkü. Dost yüzlü düşmanı fark edeceğimiz, bizi fiziksel özelliklerimiz, maddi olanaklarımızdan dolayı kendi çıkarlarına ortak etmek için hayatımızdan çalanlarla yüzleşme döngüsü. Ama tutulma enerjisiyle birlikte özellikle kitleleri etkileyen olaylar olduğu için psikolojik rahatsızlıklar, fibromiyalji atakları bu dönemde medikal astrolojiye göre tutulma enerjisiyle daha yüksek bir noktaya gelebilir. Bu yüzden sağlık problemlerimizi önemsemeli, ruhumuzu beslememiz gereken bu günlerde enerjimizden çalan, karanlıkla beslenen insanların çığlıklarına kulaklarımızı tıkayarak peki, hareket etmeliyiz. Peki bir şey sorabilir miyim? Çok pardon. Şimdi dediniz ya yeni bir döngüye giriliyor. Evet. Mesela bu dönemde böyle yeni üretimler yapmak, yeni böyle biraz böyle insanın kendi sınırlarını aşmaya çalışması falan için daha böyle uygun bir zemin mi? Aynen öyle. Ama bunun için en uygun yani bizim Türk İslam kültüründe eşref saati, eşref zamanını bilirsiniz. 9 Ekim'den sonra 10 Ekim itibariyle 29 Ekim tarihine kadar yeni işler, projeler, hayalini kurduğumuz ama bir türlü gereken imkanı bulamadığımız veya desteklenmediğimiz noktalarda bile cesaretimizi kalbimizle birleştirip harekete geçme döngüsü. Hızlı mı yapacağız bunu yoksa biraz demleyip mi yapmak lazım? Yani hemen eminsek, gidip bir sözleşme imza atmayacağız değil mi? Ya çok enteresan bir şey. Çok galiba sözleşme haftasında kalın. Hayır, evet. Şöyle 9'u 29'u dedi. Ben şimdi 9'u Amerika'ya gidiyorum. 29'unda dönüyorum. Orada turnem var yani Türkçe, Türklere stand-up'lar yapacağım. Ama ben şimdi Mayıs'tan itibaren şeye de başladım. Orada yabancılara da İngilizce stand-up'lar yapmaya başladım. Ve çok güzel oldu ya, harika. Çok güzel reaksiyonlar aldım. Benim kızım aldım. Sizin çok hayranınız. 10 yaşında bir kızım var. Ne kadar mutlu oldum. Şimdi bu gidişimde de yine orada İngilizce de deneyeceğim bazı şahane şehirlerde. Denesin mi denemesi mi? Deneyeceğim. Çok 9-29 dedi. Ben 9'u gidiyorum. 29'u geliyorum yani. Vallahi gidiş geliş. Gidiş geliş. Her harita parmak Kasım'da izi gibi kişiye özeldir. Yani. Şahane. Evet. Bu döngü üretenlerin yani daha farklı düşünüp yarışı kendiyle olananların kazanacağı bir süreç. Şimdi hepimiz birbirimizden feyiz alıyoruz. Ben bir kere değerli Mesut Yara mesleğim ve şahsım adına ilk günden beri bana kattıkları için müteşekkirim. Yani değil mi öyle şeyler? Ben terliyorum öyle şeyler deyince. Ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü ben yeni bir atamam oldu. Bu arada onu da paylaşacağım. Şişli Meslek Yüksekokulu'na danışma kurulu üyesi olarak atandım. Hayırlı olsun. Hayırlı. Yine çok merse senin desteklerin ve Göbekli Tepe beni çok başka noktalara götürdü. Göbekli Oralara Tepe. Hiç girmeyeyim şimdi. Ola girme. Şimdi ben şöyle şimdi minik minik seninle her zaman olduğu gibi evet, şey evet. Alacağım Ekim ayında ne beklediğini. Fakat Celal Hoca'nın geçenlerde buna sadece bir cümleyle yanıt verirsen sevinirim. Celal Şengör Hoca'nın geçenlerde bir söz oldu. Astroloji diye bir şey yok. Safsata bunlar. İnsanlar hareket eden yıldızlara bakıp hayatını yönlendiremezler dedi. Şimdi hani söz hakkı da vermeden bir astrolog doktoru olarak ne diyorsun? Hemen Ali Kuşçu'nun torunu bir astrolog olarak şunu söylemek istiyorum ki sıfırı bulan Harezmi matematiğin dehası bir astrologtu. Büyük dedem Ali Kuşçu
keza astronom, astrolog ve felsefeciydi. Astronominin babası Kepler, yedi yasanın mucidi. Gelmiş geçmiş en önemli astronom ve astrologlardan biri olup, Oxford Üniversitesi başta olmak üzere çok şükür bugün Türkiye'deki üniversitelerde de astronomi ve astroloji, Türk İslam kültüründeki adıyla ilmi felek bu gerçeği ortaya koyuyor. Kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ama bence herkes hangi meslek dalında olursak olalım, kendi işimiz ve uzmanı olduğumuz konularda fikir yürütüp başkalarının meslekleriyle ilgili yorum yapmamak çok daha şık olur. Ben de bir şey söyleyebilirim. Tabii çok söyleyebilirsin tabii. Ben de bu konuda hep şöyle düşünüyorum. Yani ben hani böyle astrolojiyi çok savunuyor gibi değil. Sadece şunu söyleyeceğim. Güneşlendiğimiz zaman nasıl bronzlaşıyoruz? Yani yarım saat güneşin milyonlarca şey yılı uzaktayız. Kıpkırmızı oluyoruz. Bedenimizi bu kadar etkiliyorsa bir yıldız mutlaka onların hareketlerinin ben psikolojimizi ve hayatımızı da etkilediğini düşünüyorum. Fedon'a söz hakkı oluştu. Fedon'u bağlayın lütfen şeyden. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonra her zaman yaptığımız gibi motor takmış bir şekilde 5 dakikada şeyden anlayacağız. Peki kısa bir aradan sonra Ekim ayıyla birlikteyiz. Zincirleme reaksiyonda Şenay Devi ve Kaan Sekman'la baş başa kaldık. Ama söz Şenay'da çünkü Ekim'imizi anlatacak. Başlıyoruz Koç'la. Ateş grupları Koç, Yay ve Aslanlar Ekim ayı boyunca özellikle işle ilgili konularda kendilerine güvenmeli, fikir hırsızlıklarına dikkat etmeli. Özel yaşamları ve sağlıkları ile ilgili konularda ise biraz daha hassas ve duyarlı davranmaya özen göstersinler. Toprak grupları Boğalar, Başaklar, Oğlaklar. Onlar zümrüdü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacakları, hedeflerini yeniden yapılandırıp arkalarında bırakması gereken kişi ve olaylardan arınacakları, kalıcı işlere imza atacakları bir döngüdeler. Su grupları, yengeçler, balıklar ve akrepler psikolojik anlamda daha hassas enerjilerle karşı karşıya olabilirler. İş ve özel hayatlarındaki dengeyi sağlamak için hayatlarında var olan konumlandırmayı, öncelikleri yeniden yapılandırmaları gereken enerjilerle karşı karşıyalar. İkizler, terazi ve kovalar. Tabii bunlar ilk 10, ikinci 10, üçüncü 10 gününe göre dikkat etmeliler ama sağlıkla ilgili konular, ailevi meseleler ve geçmişe dayalı maddi manevi bir takım problemlerin gün yüzüne çıkmasıyla istekleri dışında bazı olaylarla sınanabilirler. Bu döngüde ellerinden gelen gayreti ortaya koymak ama başkalarının hayatları için fazla fedakarlıkta bulunup da kendi hayatlarını yok saymamaları gereken bir Ekim'deler. Daha ya şey. Peki en şanslı burç hangisi, en şanssızı hangisi? En şanslı, en şanssızı diye bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Ama özellikle güneş yükselen ya da ay burcunda ateş grubu olanlar, koç, aslan ve yaylar, toprak grupları, boğalar, başaklar ve oğlaklar Ekim ayı enerjilerini daha doğru değerlendirebilecek, kendi içlerindeki gücün farkına vararak yaşamlarına yansıtma cesaretini ortaya koyacak kişiler olacak. Kaan'da tuhaf bir rahatlama gördüm ben. Anlat bakayım neden çok Kaan? Mutluyum çünkü bu seneyi ben kendime böyle başka bir daha özel bir anlam yükledim kendim için. Biraz daha böyle kendi sınırlarımı zorlamak, dışarılarda bir şeyler yapmak üzerine çok böyle çalışmalar yaptığımız. Ama çok çalışkansın zaten, hep yapıyorsunlar seni. Evet ama bu sene yani odağımızı bayağı bir yurt dışına böyle yavaş yavaş kaydırmaya başladık. Bazen çok güzel cevaplar alıyoruz. Bazen istediğimiz cevapları alamıyoruz ama siz dediniz ya yani ne olursa olsun devam gibi bir şey söylediniz. Hani böyle güzel bir işaret aldım. Ben severim yani. Ben aldım işaretler. Aldım gazı, ben gidiyorum. Evren bize sürekli mesajlar veriyor. Ekim ayı enerjisini Hazreti Mevlana'nın söylemiyle betimlemek isterim. Bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Biz farklılıklarımızla güzeliz. Yeter ki inatlaşmalar veya sen ben üstünlüğüne girip de kendimize yabancılaştıracak her şeyden uzak durmaya olsun gayretimiz. Bunu çok güzel söyledin. Bunu ama herkesin şimdi alıp kabul ederse tabii çok yaşanabilir bir dünyaya sahip olacağız. Ama birilerinin mutluluğu birilerinin felaketi oluyor elbette ki. Öyle. Dolayısıyla birileri içinde felaket çağı başlıyor, olabilir mi bu? Tabii kıskançlık ateşi yeryüzüne Habil ile Kabil arasında ilk akan kanla geldi. Evet. Şimdi bu dönemde kıskançlıkla beslenen, egosu yüksek, kendini dünyanın merkezi olarak görüp başka insanlara
sürekli madden, manen, duygusal olarak zarar verenlerin de imtihanı başladı. Yarına kalır, yanına kalmazı yaşayarak öğreneceğimiz zorlu bir döngü bu. Benim hep söylediğim bir şey var. Bu başkalarıyla kendini kıyaslama konusunda. Başkalarıyla biz çok kendini kıyaslayan bir toplumuz ama başkalarıyla yarıştığın zaman mutlaka bir yerde kaybedersin. Yani ya bazen kazandığını düşünürsen mutlu ama kendinle yarıştığın zaman hep sen kazanırsın. Çünkü hep kendini aşmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. O yüzden hep aslında bence de yani düstur olarak onu edinmek lazım. İnsan kendiyle olan yarışında düşer ama hiçbir zaman kaybetmez. Tavşan da tazı da sen olursan ikisi de zaten ipi geçiyor. Evet. Diyerek geçiyor. Böyle özlü sözlerle. Böyle özlü sözlerle. Bayağı aldık ve aldık hoşumuzu gidiyoruz. Açlamalarla taşlamalarla. Ama gerçekten hani şey yukarıdan başladık yine yukarıda bitiyor. Son bir soracağım ister istemeden. Yeni bir kitap geliyor. O evet. Ne? Hangi konu? Semboller. Semboller. Semboller evrenin dili. Bu hemen hemen her şey için evet. Özellikle astronomide, astrolojide çok önemli semboller var. Ve insanlığın yazılı tarihinden bugüne kadar sembollere çok farklı anlamlar, yanlış bilgiler de yüklendiği için ben bunu tamamen tüm mitlere ve tarihsel döngülerine göre yine bir araştırma kitabı içerisindeyim. Çünkü yanlış bir sembol hayatımızda şey çok değişiyor. Farklı enerjilere sebebiyet veriyor. Her şey bir enerji, muhteşem bir titreşim var. Nasıl ki milyarlarca öte yıldız bizi yeryüzü aleminde etkiliyorsa... Ve bu enerji akışının titreşimleriyle duygusal geçişlerimiz, fiziksel rahatsızlıklarımız tetikleniyorsa sembollerle ilgili konularda da inşallah doğru bilinen yanlışlara rehberlik edeceğiz. James Webb teleskobunun gönderdiği fotoğraflar var bazı yıldızlarla ilgili. Evet. Galaksiler bakıyor musun çoğuna? Evet, inceliyorum. Oradan bir şey alıyor musun, bir enerji alıyor musun? Almamak mümkün değil ki. Ben bir gökyüzü rehberiyim ve gökyüzündeki her şey beni çok etkiliyor. Ama özellikle bu son dönemde yakından çok daha yakından çok daha net resimlerin gelmesi beni bambaşka bir noktaya taşıyor. Yani gökyüzüne bakışım ve kendi içimde cevap aradığım pek çok şeye ışık tutuyor diyebilirim. İş iyice genişliyor anlamda. Peki son soru, gerçekten son soru. Herkes astrolog oldu, farkında mısın? Kime evet. güveneceğiz tam olarak? Aynısı iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Ben bu konuda ne diyebilirim ki? Sadece şunu söylemek isterim. Burç yorumculuğu diye bir meslek yok. Astrolojinin annesi astronomidir. 5 kitap, 15 kitap, 500 kitap okuyarak kendi kendimizi astrolog diyemeyiz. Naçizane ben bugüne kadar 350 binin üzerinde harita analizi yaptım. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra hala gökyüzünü öğrenip rehberlik etme gayretindeyim. İnsanları en kolay inanç ve zaaflarından suistimal etmek mümkünken bence biraz Yüce Yaradan'ın bize verdiği aklı kullanmamız gerekiyor. Güzel, yani böylece en azından sakızlar da kurtuldu. Ben hani sakız mani ve hani sakızlardaki burçlara bayılıyorum. Son sorum şu, bir de kitap çıkıyor. Evet. Hemen alalım bakalım ismini. Küçük Ünlü Uyumu. Küçük Ünlü Uyumu. Evet, benim ilk kitabım 10 yıllık deneyimimi anlatıyordu. İlk sahneye çıkışımı anlatıyordu. Bu da son 5 yılımı, kariyerimdeki 5 yılımı anlatıyor. Ve bu bayağı eğlenceli olacak. Çok eğlenceli ama çocukluğuma da çok flashbackler var. Böyle bir Küçük Ünlü Uyumu inşallah Kasım ayında kış gelmeden insanların eline vereceğiz. Çok güzel bir kitap oluyor ama. Çocukluğundan öpüyorum seni o zaman. Evet, evet geldik gecenin reaksiyonlarına. Zincirlemeyen reaksiyonda neler konuşuldu, nasıl reaksiyonlar aldık. Evet, günün reaksiyonları. Taklit etmek Ay'a gitmekten daha zormuş. Bir de bizim Ay'a gitmemize gerek yokmuş. Geldi. İnsanlar koklaşmaya koku alamıyormuş. Devam edelim. Mantarlar çok iyi bilmiyorsak sadece fotoğraf çekmeliymişiz mantarlarla. Viking kedilerini kedilerin atası sayabilirmişiz. İstanbul kedilerini üstelik. İş yaşamında ayaklar geri geri giderse sessiz istifa edermişiz. Ekim'de karanlık bir çağ kapanıyor, yeni bir dönem başlıyormuş. Hadi bakalım hayırlı uğurla, öyle diyelim. Evet, günün reaksiyonlarını da aldık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Harika bir şey, hızlı bir program oldu. Çok tatlı oldu, evet. Dilerim tatlı olmuştur. Ve çok aydınlandım, bilgilendim kendi adıma da. Bu şey oldu değil mi? Hani böyle bilginin bilgiye çarpışması. Evet, çok güzel bir reaksiyon oldu. Çok güzel oldu. Seninle her ay böyle bir buluşmaları yapalım değil mi? Ekim, Kasım buluşmaları bilmem. Hangi aydan korkmalıyız önümüzde? Kasım. Kasım'dan korkmalıyız. O da çok yakın ya.
biraz daha uzak tutsaydık güzel olacaktı. Tutulmalar döngüsünde biz yaratılmış tüm varlıklardan en önemli özelliğimizi ayırt eden biz ne? Yüce Yaradan bize hür irade vermiş. Hür iradeni ortaya koy, ateş çemberinin içerisinde bununla beslenenlerin sana yakmasına müsaade etme. Peki. Evet, bu akşam zincirleme reaksiyona noktayı koyduk. Haftaya pazar, kısmetse aynı saatte birlikteyiz. Ama ben o kadar dayanamam derseniz yarın sabah 7'de görüşürüz NTV ekranında.